İyi akşamlar. Hepinize güzel bir akşam derim. Ben Murat Yetkin. Olay TV ekranlarında gündem programıyla karşınızdayız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Merhaba efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Efendim. Teşekkürler. Müsaadenizle ben maskemi takmak istiyorum. Çünkü şakası olmayan, yani siz de istiyorsanız takın. Pek şakası olmayan. Tabii. Biz de bir yeni bir acı yaşadık. Öyle. O yüzden müsaadenizle sayın izleyiciler, sizin de müsaadenizle programa maskeyle devam ediyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kaç, 72 mi oldu? Evet, evet. Sağlıklı, mutlu yaşlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani kendinize dikkat aslında ediyorsunuz. Aslında bizim ailede, bizim aile derken annem ve babam ve kardeşlerle beraber yaşarken böyle bir doğum günü geleneği yoktu bizde. Daha sonraki yıllarda bu gelenek yaygınlaştı. Bizim de çocuklarımız olduğu zaman anneleri doğum günü kutlamaya başladılar. Ben bazen unuturum doğum gününü. Bana hatırlatırlar. Bugün evet, doğum Türkiye'ye günü vardı. Daha sonradan gelmiş bir adet. Evet, yani evet, batıdan gelmiş bir adet. Öyle. Daha çok yeniden sağlıklı, mutlu bir ömür dilerim. Sağ olun. Bugün siz Avrupa Birliği Büyükelçileriyle bir toplantı yaptınız. Evet. Yemek mi yediniz? Yok, hayır. Zoom üzerinden yaptık. Evet, evet. Aslında tabii bu dönemde en sağlıklısı o. Bu toplantıya gelmeden önce ben de bir Zoom toplantısını izledim. Koç Üniversitesi'nin her yıl verdiği bilim madalyaları törenini onlar da Zoom üzerinden yaptılar. Evet. Aslında belki de bu tür programları Zoom üzerinden yapmak, bu tür mülakatları, sohbetleri olabilir. Biz de 23 Nisan dolayısıyla çocuklar arasında resim, müzik yarışması açmıştık. Kazananlara Zoom üzerinden ödüllerini verdik. Evet, şu Avrupa Birliği Büyükelçilerine gelmeden madem hani maskeyle, Zoom'la filan girdik, isterseniz bu konudan devam edelim. Tabii. Çünkü şu anda Türkiye'nin herhalde en yakıcı konusu. Hı-hı. Sağlık Bakanı'nın, Fahrettin Koca'nın bugün verdiği rakamlara göre 243 vatandaşımız daha vefat etmiş maalesef. Böylelikle sayı 17.346 oldu. Öyle. 17.000 sayısı Kemal Bey, Büyük Marmara depremi 17 Ağustos 1999 vefat eden vatandaşların sayısı 17.480. Öyle. Yani bugün itibariyle bu resmi rakam. Resmi rakam. Ama gerçek vefat sayısı bunun bir katı daha fazla. Siz bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şöyle, şimdi hayatını kaybeden vatandaşların raporlarıyla beraber bu belediyelere gidiyor. Belediyeler çünkü daha sonra cenaze töreninden sonra defin işlemini gerçekleştiriyorlar. Bazılarında salgın, hastalık dolayısıyla, bazılarında COVID dolayısıyla da raporda düzenleme var. Aslında salgın dedikleri hangi salgın o belli değil. Aslında o da COVID. Rakamı düşük göstermek için bunu yapıyorlar. Niye rakam düşük gösterilmek isteniyor sizce? Yani baştan beri siz bunu söylüyorsunuz öyle, ama toplumdan sizce niye? Şimdi şunu söyledim. Devlet dediğiniz kurumun bir saygınlığı vardır. Bir tüzel kişilik devlet. Dolayısıyla bu tüzel kişiliği de iktidardaki parti yönetir. Şimdi iktidardaki partinin halka doğru bilgileri vermemesi kabul edilemez. Bizim bilgilerimizi gelişmiş olan bütün ülkeler bizim ülkemizin verdiği bilgilerin doğru olmadığını onlar da biliyorlar. Şimdi sormak istiyorum, veba mı var salgın hastalık olarak? Kolera mı var salgına? O da yazılmıyor. Hani salgın hastalık olur da şu nedenle yazarsınız salgının ne olduğunu. O da yazılmıyor. Aslında düşük göstermek istiyorlar. Şimdi bakın, buna başlangıçta bir grup vatandaş inanıyordu. Fakat Türkiye genelinde can kayıpları çok yüksek görünüyor. Bunu biliyorlar. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorlar. Doğrusu neydi? Ben onu da söyleyeyim. Evet. Niye siyasetçi açıklama yapıyor? Vefa sayılarını açıklıyor. Bilim kurulu var. Niye açıklamıyor? Valla bilim danışma kurulu ilginç bir kurum aslında, değil mi? Evet. Yani orada pek çok hakikaten işinin ehli bilim insanları var. Ve onlar da zaman zaman çıkıp aslında gerçekleri söylüyorlar. Yani işte tam kapanma lazım diyorlar.
efendim söyleyeyim şu rakamları bize de göstermiyorlar falan evet, diyorlar. Evet söylendi. Peki ama aynı bilim kurulu bu yanlış bilgiler deklare edildiği zaman ve bilim kurulu adına deklare edildiği zaman yöneticilerin yani bilim kurulunda görev alan hocaların buna itiraz etmesi lazım. Gereği yapılmıyorsa çekilmesi lazım. Erdoğan ne dedi? Biz bugüne kadar bilim kurulunun ne söylediyse onları yaptık. Evet. Yani 5 maskeyi dağıtamadık. Onun sebebi de bilim kurulu. Gerçek rakamları vermiyoruz. Onun sebebi de bilim kurulu. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz efendim. Aslında bilim kurulu diyoruz ama şeye baktığımızda ilk kuruluş evet. Belgesine baktığımızda bilim danışma kurulu. Yani adı üstünde bir danışma kurulu. Danışma o söylenmiyor kurulu. Ama yani danışma kurulunun bir yaptırım yetkisi yok. Sadece tabii. Görüş ama bu danışma kurulunun bir sözcüsü olur. Şimdi bilim kurulu üyeleri arasında bir çelişki varsa hangisi doğruyu söylüyor biz bilmiyoruz. Ama bakan saraydan aldığı talimatla açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar inandırıcı değil. Çünkü bizim söylediğimiz rakamlar 10 büyük şehirde. 11 büyük şehir ve bizim belediyelerin o belediyelerin olduğu defin işlemini yapanlar. Yani evet. Şimdi İstanbul'da bir günde diyelim 300 ölü var, 200 ölü var hayatını kaybetmiş insanlarımız. Siz bunun yarısını bile Covid saymıyorsunuz. Aynı işlem yapıyor. Yapılıyor defin işleminde. Aynı şeyler yapılıyor. Peki şimdi Bilim Danışma Kurulu üyelerinin artık söylediği gibi evet. Onun dışında da Türk Tabipler Birliği ya da işte başka tıp insanları diyorlar ki sadece onlar da değil Kemal Bey iktisatçılar da diyorlar ki yani böyle bir karantina dedikleri 3 hafta 4 hafta 2 hafta her neyse Almanya'da örneğin 25 gün olarak ilan evet. edildi. Yunanistan'da Avusturya'da uygulamaları var. Bu olunca diyorlar aslında ekonomiye de daha az hasar verir öyle diyorlar. Şimdi burada bir kamu sağlığı var denklemin bir ucunda diğer ucunda da ekonominin yaşatılması gereği var. Siz de bunu sık sık söylüyorsunuz. Bu ikisi arasındaki denge nasıl bulunur? Bana bir sanayici geldim. Evet. Onunla konuşurken bunu sordum. Dedi ki ya bir karar alsınlar 15 günse 15 gün bir aysa bir ay kapalı kalalım biz de bilelim. Bunu bitirelim ve yolumuza devam edelim. Biz buna razıyız dedi. Yani ben fabrikada çalışan işçinin sağlıklı olmasını isterim. Gelecek, diğer işçilere bulaştıracak. Sonra ben fabrikayı kapatmak zorunda kalacağım. Bu ekonomi açısından sağlıklı bir uygulama değil. O da biliyor. Yani aklı başında olan her işveren aslında bu işin böyle çözülemeyeceğini gayet iyi biliyor. Murat Bey şunu yani akıl alır mı? Kişi gidiyor hastaneye, test yapılıyor, testi pozitif çıkıyor, biniyor otobüse, evine gidiyor. Buna izin veriliyor. Evet. Evet. Ve bir karar alıyorlar, efendim testi pozitif çıkanı evine gittikten sonra bize bildirin. Ya evine gittikten sonra nasıl bildireceksin? Ya bildirsen ne olur yani? Bir gün sonra bize bildirin veya ona benzer bir genelge çıkarmışlar. Bunlar da doğru değil. Yani şöyle... Murat Bey şu gerçeği görmemiz lazım. 15 gün veya 20 gün veya bir ay kapattığınızda tabii piyasa duracak, ekonomi duracak. Buna devletin müdahale etmesi, yani devletin katkı vermesi lazım. Hangi anlamda? Yaraların sarılması, insanların geçimlerini sağlaması, ortaya çıkan zararın bir kolektif iradeyle yani işçisi, işvereni, esnafı, çiftçisi bir araya gelerek biz neleri yapabilmeliyiz? Yani biz bu işle mücadele edeceğiz. Ama bunun yolu ya bu iş 28 günden aşağı olmuyor. 28 gün ben kapatacağım. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Sanayiciye soracak. Benden ne istiyor? Esnafa soracak. Benden ne istiyorum? Çiftçiye soracak. Sendikaya soracak. Ne istiyorsunuz devlet olarak? Yani bunun adı neydi? Ekonomik ve Sosyal Konseyi. Yani gerçekten de Ecevit'in uzak görüşlüğüne gerçekten hayranım. Bakın o Ekonomik Sosyal Konseyi bir kararnameyle kurdu. Yasası sonradan çıktı. Sonra bir anayasal kurum oldu. Hiç bugünlerde Ekonomik Sosyal Konseyi'den söz eden var mı? Valla epey bir süredir. Yok. Herhalde. Olamaz zaten. Evet.
Yapmıyorlar. Ki Covid-19 çıktığında çağrı yaptım. Ekonomik Sosyal Konseyi süratle toplayın. Yani bir araya gelin. Bir sorun. Siz hangi sorunları yaşıyorsunuz? Devlet olarak biz bu sorunları çözmek için ne yapabiliriz? Yani aklın yolu bir. Yapmadılar. Şu anda siz olsanız, yani artık bu aşamaya gelmiş durumdayız. Yani salgın yayıldığı belli oldu. Geçenlerde bir gün içinde bir baktık hasta sayısı meğer 3 katmış. Öyle. Yani maalesef böyle bir şey oldu. Şu anda siz olsanız ne yaparsınız? Şu anda. Hemen. Yarın sabah ne yaparsınız? Tamam, yarın sabah derhal Ekonomik Sosyal Konseyi toplarım. Arkadaş, durum çok ciddi. Şu anda biz Avrupa'da birinci duruma geldik. Kayıplar açısından, vaka sayıları açısından neredeyse birinci duruma, birinci durum pozisyondayız galiba. Dolayısıyla bir önlem almamız lazım. Biz hükümet olarak bu önlemi aldığımızda sizin için hangi sorunlar çıkacak ve bizden ne bekliyorsunuz? Ama şunu unutmamanız gerekiyor. Bu iş tek başına devletin bütçesiyle, bu iş yani ortaya çıkacak ekonomik sorunların tek başına devletin bütçesiyle karşılanması çok zor. Gerçekçi ol. Bu gerçeği de anlatacak ona. Bu şu kadar borcumuz var, topladığımız vergi bu kadar, şu kadar sorun yaşanıyor. Ne yapmalıyız diye soracak. Diyecek ki hatta bir gün size izin vereyim. Bizim dışımızda siz kendi aranızda oturun konuşun. Bir görüş birliğine varın. Neyi çözmemiz gerekiyorsa bana gelin. Gerekirse hani onlar sermaye kesimi ya da iş dünyası ne kadar katkı verir vermez bilmiyorum. Ama her türlü imkansızlığı aşmak mümkün. Merkez Bankası orada, parayı basarsınız. 56 milyar bastınız. 156 milyar basın. Ama topluma güveni vereceksin. Bu güveni verdiğiniz takdirde sorun çözülür. Bakın, güveni verecek. Ben çıkacak kişi, ülkeyi yöneten kişi, yani Erdoğan çıkacak diyecek ki benim için bir vatandaşın hayatını kaybetmesi göze alamayacağım kadar zor bir iştir. Yani veya büyük bir felakettir bu. Bunun bir insanın hayatını korumak lazım. Hani insanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir geleneğimiz de var tarihsel süreç içinde baktığımızda. Benim için insan hayatı çok önemlidir. Dolayısıyla biz bu kararları oturalım, müşterek alalım ve bu kararları alırken şunu 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 yapacağız. İki, bakın. Evet. Ekonomik Sosyal Konseyi'nden işçisi, işvereni, esnafı, sanayicisi geldi, çiftçisi geldi, konuştuk, kararlar aldık. Derhal parlamentoda grubu olsun olmasın, siyasi partilerin genel başkanlarını davet ederim. Derim ki böyle bir sorun var. Bu sorunu... Bu bir devlet krizine dönüşmüş durumda artık, kamu sağlığı. Efendim? Yani az önce örnek verdim, bir afet. Bir afet yani. Dolayısıyla burada, çünkü ayrıca Covid-19 sadece AK Partileri, sadece CHP'leri vurmuyor ki. Yani bu bir şey, virüs. Dolayısıyla ya hastalığı olan ya... uzun süredir diyelim tedavi gören, başka hastalıklardan da tedavi gören insanlar bu virüs karşısında daha zayıf oluyorlar. Onlara durumu anlatırım. Ekonomik Sosyal Konsey ile konuştuk. Ekonomik Sosyal Konsey şu kararları almamızı istedi. Biz de oturduk hükümet olarak konuştuk. Bu kararların şu kadarına biz uyacağız. Uymayacağımız bir şeyler varsa talep, hangi gerekçelerle uymayacağımızı anlatacağız. Sizden şunu istiyorum diyecek. Siz de kendi tabanınıza, bu ülke bizim ülkemiz, insanlar bizim insanlarımız, biz hep beraber bu sorunu aşmak istiyoruz, mücadele etmek istiyoruz. Sizler de bize destek verin. Bitti. O zaman görüş birliği sağlanır. O zaman devlet doğruları söylemeye başlar. O zaman biz bu salgın hastalıktan nasıl kurtulabiliriz? Hangi önlemleri alabiliriz? Ekonomik olarak neleri yapmamız lazım? Evet. Bunları çözebiliriz. Yani zaten sonuçta... tıp çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, hastane altyapısına, sağlık altyapısına da ekonominin destek olmayan, yani birbirini destekleyen süreçler. Destekleyen bunlar. Şeyler. Evet. Yani siz bugün izlenen tabloyla geldiğimiz nokta hükümetin gerçekten Covid-19 sürecini yönetemediğidir. Evet, yani sağlık altyapısı Türkiye'nin bazı ülkelere göre daha iyi. Doktorlar, hasta bakıcılar şahit olduk ki çok fedakarca çalışıyorlar ama demek ki yetmiyor bu. Yani ya, yapısal Murat Bey, bir takım şeyler gerekiyor. Murat Bey, bakın
bizim en çalışkan öğrencilerimiz, yani üniversite sınavlarında yüksek puan tuturan öğrencilerimiz ağırlıklı olarak tıp fakültelerine giderler. Evet. Yani olayı iyi sorgulayan, ortaokul, lise, hatta ilk öğrenimde başarılı bir sınav vermiş olan, artı üniversite arası sınavda büyük başarılar elde eden yani en zeki çocuklarımız tıp fakültelerini tercih ediyor. Dolayısıyla bizim ülkemiz altyapı açısından, insan altyapısı açısından Avrupa'da birincidir. Benim kanaatim o. İki, bakın bir şey daha söyleyeyim. Toplumun da desteğiyle dedik ki ya, sağlık çalışan evine gidemiyor bu insanlar. Çocuğunu göremiyor. Evet, evet. Ya otelde kalıyor, ya hastanede kalıyor ki biz büyük katkı da yaptık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak. Bunlara en azından bir maaş ikramiye verin. Öyle bir uygulama getirdiler ki Murat Bey. Yani bunu duyduğumda önce şaşırdım ama tekrar sordum. Yoğun bakım hemşiresi. Yoğun bakım. Yani bizzat o işin içinde olan. Evet. Geçen ay dedi ikramiye diye benim aylığıma ilave eden para 7 lira. 7 Türk lirası. Oysa biz demiştik ki maaş belli. Kriter de belli. Doktor olan kendi maaşına göre, hemşire olan kendi maaşına göre, efendim temizlikçi olan kendi maaşına göre, hastanede çalışanlara birer maaş ikramiye verin. Öyle bir dengesizlik yaptılar ki, o kadar büyük dengesizlik yaptılar ya, ya insani değil. Yapmayın o zaman kardeşim, yapmayın bunu. Yönetemiyorlar. Yani şöyle bir gerçek, niye yönetemiyor onu da söyleyeyim. Evet. Hiç kimse karar alacak pozisyonda değil. Hiç kimse. Ne bakan, Sağlık Bakanı, ne Hazine Maliye Bakanı. Hiç kimsenin karar alma iradesi yok. Bir kişinin iradesi var, o da Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi burada hazır ekonomi alanına girmişken, evet, yani tabii, oradan devam edelim çünkü. Yine de söyleyeyim bakın Murat Bey. Buyurun. Sayın Erdoğan, buradan çağrı yapalım Sayın Erdoğan'a. Buyurun. Ekonomik Sosyal Konseyi topla. Ekonomik Sosyal Konseyi ile konseyi topladıktan sonra bakanların yanında olsun. Bu işle ilgili bakanların yanında olsun. Sorunu yaşayanları bir dinlesinler. Sorunu yaşayanları. Ve hangi çözümleri beklediklerini de dinlesinler. Sonra bakanlar kurulu oturur, konuşur. Ya bu talepleri biz nasıl karşılayabiliriz? Ne kadar karşılayabiliriz? Bunu yapalım. Bunu yapsınlar. Bakın hala çünkü bu böyle giderse daha uzayacak, öyle görünüyor. Hala tablo İyi bir tablo değil. Maalesef değil. Evet. Maalesef değil. Yani o görülüyor. Tabii dediğimiz gibi denklemin diğer tarafında ekonomi var. Evet. Bütçe konuşmasını yaptınız. Evet. Yani diğer liderlerini de dinledim. Sizinkini de dinledim. Şimdi orada tabii bu geçim sıkıntısına büyük bir şey verdiniz. Ağırlık verdiniz. Bir de bir reform şeyi var. Reform sözü var Erdoğan'ın. Evet. Berat Albayrak damadı. Evet. Evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı bırakıp gitti. Evet. Yani görevden dediler, evet, affedilmiş oldu. Fakat bu durumu değiştirmedi. Yani reform sözü ile hem yeni Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan hem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gittiler TÜSİAD'a. TOBA, evet, onların şeylerini dinlediler. Size gelen oldu mu? Yok, hayır. Ama başka herhangi siyasi önümüzdeki parti? Günler şeyden mi? Hükümet kanadından. Evet, evet. Hayır, gelen olmadı. Gelen olmadı. Ne tür reformlar bekliyorsunuz? Yani ekonomide bir şey, Naci Ağbal Merkez Bankası önce yeni başkanı söyleyeyim, bir basın toplantısı yaptı yeni. Reformu yapamazlar. Yapmalarını çok isterim. Ne yapmalarını istersiniz? Şimdi hangi alanda reform yapacaklar? Şimdi bir ekonomi ve bir de yargı diye peki söyleniyor. Peki Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Bana bağımsız mı soruyorsunuz? Yani ben onlara sorayım. Yani, evet, yani sağlayacaklar mı? Bunu, evet, biz Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yeniden inşa edeceğiz diye bir şey söyledi mi? Söylemedi. Niye reform artı diğer bağımsız kurumlarla ilgili onların bağımsızlığını sağlayacaklar mı? Hayır. Ekonomide baktığınız zaman ekonomik veriler bizim vatandaşlara saydam bir şekilde aktarılıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı ne kadar? Ben size sormuş olayım. Evet. Daha önce sosyal güvenlik sisteminin, evet, başındaydınız. Evet.
olağanüstü büyük, tam bir kara delik. Tam bir kara delik. Ama hiç ses etmiyorlar. Peki orada reform yapacaktı. Ne oldu o reformlar? Niye bu hale geldi? Bütçe açıkları karşılayamaz durumda şu anda. Artı parayı gereksiz, israfı da olağan karşılayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Milletin önüne çıkıp şunu söylemesi lazım Erdoğan'ın. Söz veriyorum. Bakın ben bu pandemi sürecinden vatandaşlarımı en az hasarla kurtarmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde israfa son vereceğim. Bir kurum, bir kuruluş israf yapıyorsa derhal bana bildireceksiniz. Efendim bu israf tanımından ne anladığınıza biraz bağlı değil mi? Şimdi israf şöyle, yolsuzlukla israf farklı kavramlar. İsraf suç değildir ama etik değil. Şunun için söylüyorum, yemek vereceksiniz. Bir yerde dostlarınıza yemek vereceksiniz. Ama insanların yiyeceğinin 5 katı yemek getiriyorsunuz. Ama onlar sadece 1 katını yiyebilirler. Diğerleri çöpe gidiyor. Faturası kime çıkıyor? 83 milyona çıkıyor. Bunun adı israftır. Veya köprü yapıyorsunuz. Daha önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden örnek vereyim. Köprü yapıyorsunuz bir yere. Sonra bir bakıyorsunuz ki yol oradan geçmiyor. Köprü ne yapıyor? Bu sefer köprüyü yıkıyorlar. Peki köprü için harcanan para ne oldu? Bakın bu yolsuzluk değil. Yolsuzluk şu. Yolsuzluk eğer kamu kaynağını çıkar amaçlı kullanmışsanız, paranın bir kısmını cebinize atmışsanız, dostlarınızın cebine atmışsanız, yandaşlarınızın cebine atmışsanız, 1 liralık işi 5 liraya çıkarıp 1 liralık işi birilerine 5 liraya yaptırıyorsanız bunun adı yolsuzluk. Bunun örneklerini verebilir misiniz lütfen? Yani şu saydığınız türden yolsuzluk tabii, örneklerini tabii, verebilir misiniz? İsraf örnekleri. İsrafla yolsuzluğu tabii, ayırdınız da o ayırdım yüzden. Ayırdım da israf örneği vereyim. İsraf örneği şudur. En somutu olan Erdoğan neden 13 uçağı var? Ha neden 13 uçağı var? Bu bir israf. Ha Erdoğan 20 uçak da alabilir. 50 uçak da alabilir. Bu itibarıdır devletin diyorlar. Efendim israf devleti itibarsız kılan temel olgudur. İtibar değil, itibarsız kılan. Ama yaşamı boyunca itibar eksikliğini hisseden kişiler devletin mal varlığını güç olarak kabul edip kendilerine itibar kazandırdıklarını sanırlar. Böyle bir tablo. Bayağı ağır bir suçlamada. Yok gerçek bu. Evet. Ya gerçek bu, gerçekten. Şimdi 13 tane uçak ne yapacak? Ya bir uçağa bineceksin. Hadi bilemedin 2 uçağa bin. Diğerleri sigorta masrafları, yakıt masrafları, bakım masrafları, pilot masrafları. Niye yapıyorsun bunu? Bakın bir taşıt kanunu var. Taşıt kanununa göre devlette kimlerin araç kullan, yani devlet kimlere araç tahsis ediyor, evet, o bellidir. Ya devlette aracı olmayan, birden fazla aracı olmayan kişi kalmadı. İsraf nedir? Örnek vereyim. Milletvekilliğinden emekli oluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 kurumdan da ayrıca aylık alıyorsunuz. Ya dışarıda milyonlarca işsiz var, aç insan var ya. Ya o parayı niye oraya vermiyorsun? Siz bunu bütçede söylediniz, isim vermediniz. Fakat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı dedi, evet, ki ben alıyorum ama o 4 maaşı hayır hasenat işlerine bağışlıyorum. Oralara harcıyorum dedi. Sonra devletten elde ettiğiniz haksız gelirle hasenat işi mi olur Allah aşkına ya? Ya bu ahlaki değil her şeyden ya. Dinimize aykırı, inancımıza aykırıdır bu ya. Kendin çalışırsın, alın terinde bir para kazanırsın. Ha oradan hayır yaparsın, eyvallah. Ama sen oturduğun yerde başka bir kuruma hiç uğramadan sana her ay maaşın geliyor. 17-25 yolsuzluk olayları oldu. Bugün değil de mi? 17 Aralık'tayız. Efendim 17-25 evet. Yolsuzluk olaylarında bir evi polis bastı, banka genel müdürü. Ayakkabı kutularında paralar gördüler, dolarlar gördüler. Tabii inkar edecek hali yok. Ne dedim? Ben bu paralarla İmam Hatip Okulu yapacaktım diye. Yurt dışında. Evet. Ya peki haram parayla okul mu yaptırdı ya? İmam Hatip Okulu mu yaptırdı Allah aşkına ya? İşte bunlar, bakın yolsuzluk bu.
Allah ile aldatmak, rahmetli hocamızın bir kitabı vardı, Yaşar Nuri Öztürk'ün, Allah ile aldatmak. Bu onun tipik bir örneğidir. Rüşvetten yakalanıyorsunuz, ben dini amaçla kullanacağım diyorsunuz. Bu bütçe görüşmelerinde, evet, yine bir polemiğe girdiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay. Evet. Onunla siz dediniz ki Beşiktaş katliamında şehit olanlara işte şu kadar lira veriliyor. Evet. Şuradan notumla 121 tabii lira mı demiştiniz? 121 lira. Öyle not almışım. Küsuratı da vardı ama şu evet, anda hatırlamıyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı da itiraz etti buna, öyle değil diye. O da daha yüksek bir rakam söyledi. 191 lira diye ben almışım. Evet. Ya devletin kime ne kadar verdiği belli değil mi ki, ayrı ayrı rakamlar var yani. Şöyle. Hani herhalde Cumhurbaşkanı yardımcısının rakamı bunlar doğru değil yanlış diyor. Yanlış değildir. Tabii bunlar doğru değil diyor. Bir sefer bu kadar düşük aylık alan kimse olmaz diyor. Siz böyle sağdan soldan gelen bilgilere değil, devletin verdiği bilgilere inanın diyor. Evet. Devletin verdiği bilgiler, bakın bugün itibariyle, bugün itibariyle aldığı para 1.12.2020. 192 lira 59 kuruş. Devletin resmi rakamı. Şehit ailesine bağlanan, evet, bakın şehit ailesine. Ve burada bu şehit ailelerine verilmek üzere halk bağış yaptı. 52 milyon lira. 52 milyon lirayı vermediler. 192 lira veriyorlar. Peki o 52 milyon lira ne oldu? Yanlış hatırlamıyorsam 44'ü poliste şehit olanlar. 44'ü poliste. Size söyleyeyim. Bu gerçek nedir biliyor musunuz? 39 polis şehit, evet, var. Evet. 7 sivil, 2 de intihar bombacısı. Evet. Toplam 48 öyle kişi. Öyle mi? Evet. 2016. Evet. Şimdi bakın bu olay şunu gösteriyor. Devletin bilgilerine hakim değiller. Bu emekli sandığının bağladığı maaş. Ya sen emekli sandığının bağladığı maaştan bile haberin yok. Ne olduğundan bile haberin yok. O nedenle devleti bilmiyorlar. Çünkü sarayda oturuyorlar. Devlet nedir bilmiyorlar. Sarayda oturuyorlar. Bürokrasi de liyakatli bir bürokrasi anlayışını tamamen bıraktılar. Zaten Sayın Yetkin, tek adam rejiminde devlette liyakat olmaz zaten. Tek adam rejiminde olmaz. Çünkü her şey bir kişiye soruluyor. Bakın şeyde Doğu Akdeniz'de Libya'ya giden bir gemimizi durdurdular. Evet. 4 saat Ankara'dan yanıt beklediler. Sonra Roma Büyükelçisi'nin ricası üzerine 1 saat daha beklediler. Gemi aranacak, helikopterle inilecek, bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kelepçelenecek ve gemide arama yapılacak. 5 saat kimse Erdoğan'a ulaşamadığı için indiler, arama yaptılar. Türkiye için hayati bir konu. Aslında Erdoğan erişilmez bir yerde değildi. Yani sistemde aksayan bir şey var herhalde. Çünkü Erdoğan galiba bir Adalet Kalkınma Partisi'nin bir kongresindeydi. Yani evet, şey değildi. Erişilmez bir noktada da değildi. Kimse cesaret edip gidemiyor. Eğer bilgi gelmiş 4 saat içinde kendisine ulaşılamamışsa buradaki yetkili, onu görevden alması lazım o bakanı. Niye almıyor? Sen Türkiye'yi rezil ettin. Niye almıyor? Alması lazım. Ya devletin itibarını sıfırladılar. Ben bunlara bakın Murat Bey şöyle. Erdoğan kibirli bir insan. Dolayısıyla o kibirin aşağıya da aynı ölçüde yansıdığını düşünüyorum. Gemi aranmış. Aranır. Biz de çıkarırız dışarı. Bir dava da yiyebilirsiniz. Efendim belki. Hiç önemli değil. Bu davaların tamamını da kazanıyorum, onu da söyleyeyim. Ha bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Dava dediğinize göre. Sabah gazetesi malum havuz medyasının bir yayın organı. Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira, bir sürü şey atar. Bir dava açtım, para kazandım. Ama arkası durmuyor. Bir dava açtım, 5 paralık. Gazeteye değer veriyorum öbür türlü. 5 paralık dava açtım. Tabii 5 para olmadığı için 5 kuruş. Yok, evet. 5 kuruşluk davayı kazandım. Nedir bu biliyor musunuz? O gazetenin değerinin 5 kuruşluk bir değer taşıdığını yargı kararıyla tescil ettirdim. Bu çok önemli. O gazetede çalışanlar, ben çalışanlara bir şey demiyorum. Çalışanlar
Ve yıllardır o gazeteye emek veren insanlar gerçekten üzülüyorlardır. Hani bizi eleştirebilir, ben buna itiraz etmem. Medya özgürlüğü vardır, eleştirebilir. Ama sırf CHP'ye nasıl saldırırım anlayışıyla yola çıkarsanız, tarihinde saygın olan bir gazeteyi nasıl bugün okunamaz konuma getirdiniz? İşte bu. Maalesef oluyor. Medyanın durumu çok iç açıcı değil. Tabii toplumun diğer kesimlerinde de benzeri sorunlar olduğu yolsuzluğa için, bir örnek medyada vereyim. Buyurun. Bakın, havuz medyası öyle beyan ettikleri kadar satmıyorlar. Bunu ben biliyorum. Herkes biliyor. Bütün gazeteciler biliyor. Yazıyor. 350 bin tirajımız var. Efendim 250 bin tirajımız var. Ya 250 bin değil, 25 bin bile değil. Ama 250 bin, 350 bin tiraj üzerinden basın ilan kurumunu soyuyorlar. Fuat Oktay'a dedim. Bak dedim, sana açıkça söylüyorum. O gerçek tirajlar nedir? Hangi gazetenin tirajı, gerçek tirajı nedir? Onu denetletin. Üstelik saygınlığı olan bir kuruma denetletin. Biz de gerçekten görelim. Bakın, havuz medyası iktidarın gölgesi altında devleti soyuyor. Ve devlet dediğiniz kurum, yani saray, bu yolsuzluğa çanak tutuyorlar. İşte bu da yolsuzluktur. Kimin parası yeniyor? Fakir fukaranın parası yeniyor. Tüy bitmemiş yetimin parası yeniyor. Ve buna da orayı sırf finanse etmek için böyle bir kılıf bulmuşlar. Vallahi bu bir sorun. Haklısınız. Temel bir sorun. Umarım Rütük şimdi şey yapmaz. Yani vaziyet etmez bu duruma. Hayır. Keşke vaziyet etse. Keşke basın ilan kurumu. Keşke vaziyet etse. Keşke dese ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Bak Kapı gibi uluslararası saygın bir kuruluş gazetelerin tirajlarını saptadı. Biz bu uluslararası kuruluşa her 6 ayda bir denetim yaptırıyoruz. Keşke dese. Biz de öğreniriz. Az önce dediniz ki ben bu ekonomik reform yapılacağına inanmıyorum dediniz. Evet. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal çıktı, dedi ki biz artık kurlara öyle gün aşırı müdahale etmeyeceğiz. Yine de belki edebiliriz falan dedi. İşte enflasyonla mücadele, ki kanununa göre Merkez Bankası kanunu zaten enflasyonla mücadelede sorumlu olan orası. Evet, Merkez Bankası. Siz neden yapamaz diyorsunuz reform hükümet? Yani hani ilk defa da gidip TÜSİAD'ın, TOBB'un ayrı ayrı şeylerini, görüşlerini aldılar ne yapacaksınız diye. Büyük bir ihtimal hepsi şunu söylemişlerdi. Bizim hiçbirimizin can ve mal güvenliği yok. Siz konuştunuz mu kendileriyle? Efendim? Yani hayır, yani tek tek yani kurumlarla görüşmedim ama konuştuğum çok sayıda iş insanı bunu söylüyor. Ya bu ülkede kimsenin can ve mal güvenliği yok. Niye yatırım yapılmıyor? Yabancı sermaye de gelmiyor. O da biliyor Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Siz hukuk reformu yaptınız mı? Düşünce özgürlüğünü sağladınız mı? Medya özgürlüğünü sağladınız mı? Şimdi hukuk reformu konusuna ben de gelecektim. Sorularım evet, arasında var. Madem konuyu şimdi açtınız. Hukuk şimdi reformu... özgürlüğün, yani ekonomik olarak evet, TÜİK doğru rakamları veriyor mu? Vermiyor. Kim söylüyor bunu? Sayın Davutoğlu söylüyor. Ne zaman için söylüyor? Başbakanlığı döneminde söylüyor. Daha sonra diyor, şey, Davutoğlu'nun partisinden eski TÜİK başkanı ifade ediyor. Ve diyor ki Maliye Bakanlığı'ndan verileri istedik. Efendim burada sır vardır, biz bunu gönderemeyiz. Ama ben oradan ayrıldıktan sonra damadın talimatıyla bütün veriler oraya gelmeye başladı. Ve ondan sonra da kalktılar. Milli gelir şu kadar arttı, milli gelir bu kadar arttı diye açıklamalar yaptılar. Valla anketler var, pek güvenilirliği yok diye söyleniyor açıklamaların. Ama... Yani doğru olsa bile vatandaşın bir ya doğru olmayabilir kuşkusu var. Anketler, Murat Bey, buradaki sorun şu. Devleti yönetenlere güvenmiyorlar. O güvensizlik giderek artıyor sürekli. Neden? TÜİK eğer gerçek bilgileri halka yansıtırsa, o zaman o kurumun bağımsız olduğunu, siyasi iradeden etkilenmediğini, hangi rakamlara ulaşıyorsa o rakamları da yayınladığını söylemesi lazım. Ama bu yapılmıyor. Evet, evet. Şimdi bir ekonomi alanında reform vaat etti, evet, Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de
hukuk reformu vaat etti. Hukuk reformu konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne henüz gelen bir şey... Devlet Planlama Teşkilatı'nı ekonomiden yeniden inşa edecekler mi? Böyle bir işaret yok. Yok. Ne reformu yapacaklar ekonomiden? Bir ülkenin 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, hatta bazı gelişmiş ülkelerde 50 yıllık planlamaları yapılır. Bizde planlama teşkilatı kalmadı. Ki siz de bilirsiniz, o devlet planlama teşkilatında toplumun değişik kesimlerinden en yetkin insanlar gelir görev yaparlardı. Ve dolayısıyla karayolları için nereye ihtiyacımız var, ne kadar kaynak ayrılması lazım, kaynakların nereye yatırılması lazım, verimlilik nerede sağlanacak, bu yapılırdı ve bu planlamalar açıklanırdı. Ayrıca sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla tartışmalar yapılırdı. Ben de iki ayrı komisyonda, emekli olduktan sonra iki ayrı komisyonda görev yaptım. Biri kayıt dışı ekonomi, diğeri sosyal güvenlik. Peki ne oldu şimdi? Bunların hiçbirisi yok. Orayı sıradan bildiğimiz devlet dairesine dönüştürdüler. Şimdi bir ülkenin geleceğini planlayamıyorsanız, planlayan kişileri tamamen devre dışı bırakmışsanız, liyakati tamamen sonlandırmışsanız, siz hangi ekonomi reformunu yapacaksınız? Bir şey daha söyleyeyim. Söyleyin. Hukuk reformuna biraz ona da geleceğim. Gelmek istiyorum. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde birkaç kurumun özel bir ağırlığı vardı. Maliye Teftiş Kurulu, Osmanlı'dan gelen bir kurul. Evet. Onu örnek alıp özel sektörde vergi denetimi yapmayı ağırlıklı olarak yerce hesap uzmanları kurulu. Efendim, devlet planlama teşkilatına uzman olarak girmek olağanüstü zordu. Efendim, Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi olmak için yabancı dil bileceksiniz. En küçük yerden başlayacaksınız, zaman içinde büyüyecek, dünyayı tanıyacaksınız ve bütün bunlardan sonra büyükelçi oluyorsunuz. Yani liyakat dediğimiz kavram sıradan bir kavram değil. Ne yaptılar? Hesap uzmanları kurulunu kapattılar. Maliye Teftiş Kurulunu kapattılar. Maliye Teftiş Kurulu'ndan çıkanı nereye getirdiler? Merkez Bankası'na başkan yaptılar. Başka adam bulamadılar. O zaman bu kurumu niye kapattın sen? Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Ama o kurumda yetişen bir kişi bugün getirdiler. Hazine ve Maliye Bakanı yaptılar. Hiç acaba sorguluyorlar mı ya? Bu kurumlardan yetişenler hala bu devlet için çalışıyor. Murat Bey, ben hesap uzmanıyım eski. Biz sınavlara girecek arkadaşları şöyle tespit ederdik. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giderdik. Hocalarla konuşurduk. Bu okulda değişik bölümlerde okuyan arkadaşlar var. En çalışkan öğrenciler kim? Bize isimlerini verirlerdi. Biz gider o öğrencilere derdi ki ya gelip bizim sınavlara girer misin? Maliye Teftiş Kurulu da giderdi. O da derdi bize gelin. Oraya gitmeyin, bize gelin der. Yani biz kapışırdınız yani. Kapışırdık. Yani biz siyasi görüş falan değil. Kim çalışkan? Onu alır ve yetiştirirdik. Şimdi bakıyorsunuz, bunları kapattınız, liyakat tamamen bitti. Ben ekonomide reform yap. Kiminle yapacaksınız? Kiminle yapacaksınız reformu? Ekonomiyi batırdınız. Murat Bey, bir ülkenin yönetiminin ekonomide başarılı olup olmadığını belirleyen temel unsur istihdam yaratıp yaratmadığıdır. Politikaların, ekonomik politikaları. Ekonomik politikalar istihdam yaratıyorsa Almanya gibi, Fransa gibi, Büyüme, Japonya. Büyüme zaten bu. Tabii. Ve gerçi dolayısıyla büyüme rakamları olumlu tabii, geldi diyor. Tabii. Hükümet. Tabii. Ben onların üçüncü çeyrekte tabii. İşte 6. Efendim 8 de diyebilirler. Kime inandıracaksınız? Adamın evindeki tencereye bakıyor sonuçta. O tencerede bir şey yok. Ekonomi büyümüş. Birileri için büyüyor tabii. Hem de çok hızlı büyüyor. Hani yol, köprü, dolar garantili paralar. Bunlar için büyüyor. Dolar ne kadar yükselirse onlar bayram yapıyorlar zaten. Peki esnaf? Esnaf perişan vaziyette. Dolayısıyla ekonomik reform yapacaksanız bu liyakatli kadroları sizin bulmanız lazım. Bunları yetiştirmeniz lazım. Siz buraya kalktınız, öyle yüz kızartıcı bir iş yaptınız ki rüşvet aldığı bilinen kişileri getirdiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmayan bir makama büyükelçiliği atadınız. Ya bu bir yüz karası işlemdir. Siz nasıl bunu büyükelçi yaparsınız? Sayın Çavuşoğlu beni ziyarete geldiğinde dışlarından da birkaç bürokrat vardı. Dedim ki Sayın Bakan,
sizden rica ediyorum. Bakanlığın yetiştirdiği deneyimli elemanlar varken bunları büyükelçi yapın. Siz dışarıdan gidip de partiliniz veya partili olmayan birisini getirip büyükelçi yapıyorsunuz. Bu doğru değil. Dışişleri Bakanlığı sıradan. Ne dedi? Efendim bu bir iki istisna yaptık dedim. Ama o istisnalar giderek büyüyor. Tabii kendi iradesinde değil. Sarayın iradesinde. Hukuk reformuna girelim tabii mi? Hukuk yargı reformu. Reformuna girelim mi? Tamam. Ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey. Hayır. Ne yapılması lazım? Ha. Ne yapılması lazım ve ne bekliyorsunuz? Hı. Şimdi yani şöyle. Hiçbir şey yapmayacak mı? Yoksa ne yapacak? Şimdi hükümet. Yargı reformu ne demektir? Yargının siyasi otoritenin veya bir başka otoritenin etkisinde olmaması demektir. İyi işlemesi demek. Yani daha iyi işlemesi, adalet dağıtması. Tabii yani hakim dediğiniz insan toplumun en saygın olan bireylerinden birisidir. Hakim yaşayışı itibariyle de topluma örnek olur. Yemek yediği lokantadan tutun, gideceği kahveye kadar farklıdır, özenle seçer. Biz meslekten böyle yetiştik. Aynı şekilde hakimlerin de yetiştirildiğine inanıyorum ben geçmişte. Şimdi reform yapacağız diyorlar. Son İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ne zaman geldi Yargıtay'a? Bir hafta oldu galiba. Geldi bir hafta. Bir hafta içinde bir kararın altına imza attı mı? Attıysa da bilmiyoruz. Atmadı. Hiçbir kararın altında imzası yoktur. Çünkü izleyecek, okuyacak dosyası yoktur. Şimdi siz bunu alıyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'ne üye yapmak istiyorsunuz. Bu mudur hukuk reformu? Ya bari Yargıtay'da bir kalsın. Bu Yargıtay denen kurum nasıl çalışıyor? Gelenekleri nedir? Bakın her kurumun kendi özel gelenekleri vardır. Ben Maliye Bakanlığı'na daire başkanı olarak gittiğim gün kimlerin benden önce daire başkanı ya da genel müdür yardımcısı olacağını ben bilirdim. Benden 3 gün önce atanan kişi önce o genel müdür yardımcısı olurdu. Görüş ne olursa olsun. Sonra sıra bana gelir, ben olurdum. Kuralın dışına çıktığınız zaman büyük bir tepki alırdınız. İddialar ortaya atıldı biliyorsunuz. 3 Yargıtay üyesi adaylıktan çekildi. Evet. Ve İrfan Fidan'ın hani bir yerde önü açılmış oldu. Gayet de yüksek bir oy. 107 galiba. 107 oy almış. Daha evet. Fazla gibi. Ama seçildi. Halbuki İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alındığı zaman böyle iyimser yorumlar da çıktı. Evet. Tenzili rütbe dendi. Öyle. Yargıtay'a öyle. Gidişi. Oysa Anayasa Mahkemesi üyeliğinin önü açılıyor gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Çünkü epey şikayetler vardı hakkında. Bir, İrfan Fidan'a bir Yargıtay kararına dahi imza atmamış pozisyonda olan bir kişiyi biz Anayasa Mahkemesi'ne gönderelim diye 101 Yargıtay üyesi imza atıyorsa bir merkezden aldıkları talimatla. Benzer olay ne zaman yaşanıyordu? Benzer olay FETÖ döneminde de yaşanıyordu. Orada bir de kanun çıkardılar. 140 militan atadılar. Ben 140 militan atadınız dediğim zaman kıyamet koptu. Aynı tablo bugün de var. Bugün de var. Peki o zaman... Ayrıca ben İrfan Fidan için şunu da söyleyeyim. İddianamelerinde intihal yaptı. İntihal suç mu? Suç. Peki suçlu olan bir adamı, intihal yapan bir adamı Anayasa Mahkemesi gibi bir makama nasıl getiriyorsunuz? Hangi ahlaki kriterle getiriyorsunuz? Bir şey söylediniz az önce. Dediniz ki zamanında Fethullahçılar da bunu yapıyordu. Öyle. Yöntem aynı yöntem. Evet, değişen bir şey yok. Yani bu 2010'daki anayasa değişikliğinden sonra adeta açıldı bu işin önü. O zaman da öyle bir gruplaşma vardı. Şimdi kim gruplaşıyor? Yani o zaman Fethullahçıların yaptığını ki ondan sonra işte bu 15 Temmuz 2016'daki bu hain darbe girişimi gruplaşmaya gerek doğru yok. Gidiyor. Erdoğan tek başına talimatları veriyor. Bunu yapacaksınız diyor. Hangi grup bu defa? Hani bir Fethullahçılar gibi bir grup mu var yoksa başka türlü bir oluşum mu? Yok, saraydan talimat alanlar. Yani iradelerini saraya kiralayan insanlar. Bir hakim iradesini başka bir yere kiralamışsa ve Yargıtay'daki bir kararın altına hala imza atmamış bir kişiyi Yargıtay üyesi deyip Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyorsa o kurumda çürüme başlamıştır.
ve çürüme giderek Yargıtay'ı suçluyorsunuz. Tabii. Tabii. Tabii yani bayım, kimi suçlayacağım? Çünkü anayasaya göre hiç kimse hakime talimat veremez. Anayasa böyle diyor. Ama anayasa askıda. Askıda ekmek gibi. Ne oluyor? Talimatı alıyor, gereğini yapıyor. Şimdi iki barış arkadaşın yazdığı Cendere'ydi galiba. Evet. Evet. Orada Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Terkoğlu, evet. Kitabında gayet güzel anlatıyor. Erdoğan'ın avukatlarının hakimleri nasıl bir yere götürüp, özel bir yere götürüp, hatta efendim kararı önce biz bir görelim, belki düzeltiriz diye açıklamalar da yapılıyor. Peki Allah aşkına bu iki hakimi daha sonra ödüllendirenler kimler? Cumhurbaşkanı'nın avukatları neden yargıya bu kadar giriyorlar? Onların istediği kararları alan hakimler neden Yargıtay'a üye oluyorlar? Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimler neden el üstünde tutuluyorlar? Peki şimdi sorumu tekrar sorayım. Evet. Hukuk reformu olarak ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey beklemiyorum. Bir şey yapılmayacak mı? Hukuk reformu mi? Yapacak olanlarda önce bir adalet duygusu olması lazım. Adalet duygusu. Adaletin ne olduğunu bilmesi lazım. Benim dediklerimi yapacak hakimler gelecektir. Reformdan kastettiği o. Şimdi yargıda reform yapacağız diye cümleye başlıyor. Hukuk reformu yapacağız diye başlıyor. Arkasından eski HDP'nin genel başkanı Selahattin Bey'le o teröristi, hatta tam cümleyi buldum. O da enteresan bir şey. Yani ağır bir suçlama yapıyor ona karşın. Terörist dedi. Evet evet. Bakın, yargının işine müdahale etmek benim haddime değil. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki, özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa söz hakkını koruyacak değiliz. Ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkanı hazırlamaz diyor. Biz ne gerekiyorsa bunun sonuna kadar bunun mücadelesini veririz ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz diyor. Yani ben hakimim diyor, ben yol vermem. Şimdi bu kafadan siz yargı reformu bekleyebilir misiniz? İnsan haklarını bekleyebilir misiniz? Peki Sözcü gazetesine yapılanlar ne yaptı? Sözcü gazetesi özgür medyaya baskı kuruluyor, bakın özgür medyaya. Basın ilan kurumu üzerinden kuruluyor. RTÜK üzerinden kuruluyor. Bu yetmiyor. Aynı zamanda patronları üzerinden de vergi denetimi yaparak. Seçilmiş vergi denetimleri, denetim elemanlarıyla. Sanki İstanbul'da hiç denetim elemanı yok. Ankara'dan özel seçilmiş kişileri gönderiyorlar. Sanıyorlar ki biz devletin baskısıyla bunları sustururuz. Onlar zaten susmaz ki. Halkın yanında onlar. Sarayın yanında değil bu medya organları. Halkın yanında. Bütün zor koşullara rağmen gazetecilik yapıyorlar, yayın yapıyorlar. Yapmaya çalışıyoruz. Yani hep beraber. Gerçekten şimdi yani, hem bunu yapacaksın, sonra da çıkıp biz reform yapacağız. Aslında reform bu lafı söylemesinin tek bir nedeni var. Evet. Tabii. Avrupa Birliği bize yaptırım uygulamaz. Biz reform yapacağız, bekleyin. Evet, şimdi Avrupa Birliği kısmına girebiliyoruz. Bugün programın başında söyledik. Siz bir Zoom toplantısı yaptınız. Artık evet. Hayatımıza girdi bunlar. Öyle. Yeni normal bu. Avrupa Birliği Büyükelçileriyle. Evet. Kritik bir zamanda ve bu Avrupa Birliği'nin Türkiye Başkanı. Evet. Kritik bir zamanda yapılıyor. Evet. Çünkü Avrupa Birliği yeni kararlar aldı. Türkiye'ye yaptırım öngörüyor. Ama bunu da Mart ayına bıraktı. Hı hı. Çünkü işte biraz Amerika ne yapacak, herhalde onu görmek istiyorlar. Bu yaptırımlar Türkiye'yi tabii sürekli olarak Avrupa Birliği'nin son zamanlarda dışlamasına, ötekileştirmesine evet. Zemin veriyor. Bunu ben detaylı sizinle konuşmak istiyorum. Hı hı. Zannediyorum bir reklam arasına gireceğiz ama. Olur. Sonra sizinle hem bu Avrupa Birliği, hı hı. yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri biraz şu aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Hı hı. O birçok tartışmaya yol açtı. Hı hı. O konulara da gireceğiz. Bir yere ayrılmayın lütfen. Biraz sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla yeniden karşınızda olacağız.
Merhaba, ben Murat Yetkin. Olay TV gündem programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberiz. Programın ikinci bölümü. Ben müsaadenizle şimdi maskemi takıyorum. Hepinize de takmanızı tavsiye ediyorum. Korunmanın en iyi yolu. Öyle. Üç şey, mesafe, temizlik, maske. Evet. Bir de tabii hükümetlerin önlem alması. Öyle. Yani öyle. Efendim, programın ilk bölümünde bu koronavirüs meselesini konuştuk. Ekonomi konuştuk biraz. Sayın Kılıçdaroğlu ne ekonomi alanında ne yargı hukuk alanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söz verdiği reformların yapılamayacağını, çünkü anlayışın bu olmadığını. Evet. Böyle bir anlayışa sahip değiller. Evet. Evet. Söylem evet. olarak dile getiriyorlar ama eylem olarak tam tersini yapıyorlar. Zaten Erdoğan hukuk reformu yapacağız demesi Türkiye'de hukukun olmadığının itirafıdır. Ekonomide reform yapacağız demesi ekonomiyi perişan ettik. Nasıl düzelteceğiz bilmiyoruz. Bilmiyoruzun itirafıdır. Bunları konuştuk evet. Sayın izleyiciler. Şimdi şeyde kalmıştık. Siz bugün Avrupa Birliği'nin Ankara'daki Avrupa Birliği ülkelerinin evet. Ankara'daki büyükelçileri ve Avrupa Birliği temsilcisiyle bir evet. toplantı yaptınız. Bu da kritik bir dönemde oldu. Türkiye'ye yaptırımlardan söz ediliyor. Evet. Ondan sonra sözler zaten verilmiyor. Avrupa Birliği bir süredir Türkiye'yi dışlıyor. Şimdi de Doğu Akdeniz bahanesiyle var. Ya da gerekçesiyle bu şey nasıl geçti toplantınız? Önce onu sorayım. Yani onlar neler sordu? Çünkü siz ne zaman Avrupa Birliği ya da başka büyükelçilerle görüşseniz işte Türkiye'yi şikayet etti. Eleştirilerine de maruz kalıyorsunuz. Tabii. Şöyle Murat Bey, tabii bu yaptırımlar konusu onlar sormadılar. Ama bu konuda bir karar alınmadı ifade edildi. Ben de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının doğru olmadığını, yaptırımların 83 milyon insanı, suçu günah olmayan 83 milyon insanı cezalandırma anlamına geldiğini, oysa biz ilişkilerimizi büyütmek, geliştirmek zorundayız. Bu çerçevede olaya bakılması gerektiğini, eğer bir reform istiyorsanız Türkiye'de hukukta, efendim ekonomide, herhangi bir alanda reform istiyorsanız bunu siyasetçilerin bir araya gelip konuşmalarını, hangi reformların hangi süreç içinde yapılacağı konusunda anlaşmalarını ve bizim de bu reformu destekleyeceğimizi unutmayın dedik. Yani ve şunu da söyleyeyim. Yani şunu da söyleyeyim dedim. Hani Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde parlamentoya gelecek olan kanun teklifleri geçmişte tamamı parlamentodan oy birliğiyle çıkmıştır. Yani sadece CHP değil. Dolayısıyla böyle bir kolektif irade var parlamentoda ama hükümet getirmediği zaman da zaten hiçbir şey gerçekleşmiyor. Bu dış politika konusuna bir parantez açalım. Çünkü evet. şimdi tam bir noktaya geldik. Benim evet. de sormak istediğim bir şeye geldik. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz dönem, evet. Yani Avrupa Birliği uyumu denilen dönemde yapılan reformlar, ki 9 anayasa değişikliği evet. ve anayasa değişikliği öneminde belki daha da önemli kanun değişiklikleri, örneğin ceza kanunu gibi, medeni kanun evet. gibi değişiklikler 2002-2003-2005 yılları arasında yapıldı. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet evet. Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. işbirliğiyle yapıldı. Ne referanduma gidildi, ne bir kutuplaşmaya yol açtı. Öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Şimdi size kritik bir şey soracağım. Tabii. Bu aslında vatandaşların bir kısmının da kafasında var. Bu kutuplaşma, yani şimdi iki cephe var artık Türkiye'de. Evet. Bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı sizin ve İyi Parti'nin. Bizim İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Evet. Diğer tarafta da Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi var. Büyük Birlik Partisi de var. Evet. Böyle bir cepheleşme var ve artık siz de ifade ediyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor ki artık önümüzdeki seçimler partiler arasında değil, cepheler arasında seçimler olacak. Önümüzdeki seçimler Murat Bey, partili seçimi değil, partilerin seçimi de değil. Önümüzdeki seçimler demokrasiyi isteyenlerle
tek adam rejimini, otoriter rejimi isteyen kişiler arasında olacak. Anlayış arasında olacak. Demokrasiyi isteyen, düşünce özgürlüğünü isteyen, basın özgürlüğünü isteyen, yargı bağımsızlığını isteyen, vatandaşa can ve mal güvenliğini garanti edenler bir tarafta, demokrasiye sahip olanlar, isteyenler bir tarafta. Ya bizim öyle bu kadar demokrasiye ihtiyacımız yok. Bir tane adam var zaten tepemizde. Efendim birisi de zaten kendisine göre haksızlık yaptığını düşünüyorsa kafasına vuruyor. İstediği zaman hapse atıyor. İstediği zaman hapisten çıkarıyor. Biz bu rejime, yani otoriter rejime biz oy vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla bu iki anlayış önümüzdeki seçimlerin sonucunda olacak. Şimdi burada anayasa, siz diyorsunuz ki biz bu seçimi kazanırız. Öyle evet, diyorsunuz evet, herhalde. Evet. Çünkü ben bu ülkede sağcı, solcu, ortacı, bu ülkede aydınların, sade vatandaşların, çiftçilerin, emeklilerin demokrasiden yana tavır alacaklarını düşünüyorum. O nedenle sık sık söylüyorum. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Tek adam rejiminin mutfakları nasıl boşalttığını, tek adam rejiminin masum insanları aylarca, yıllarca hapishanelerde nasıl tuttuğunu, tek adam rejiminin havuz medyası dışındaki diğer medyaya göz açtırmadığını, her türlü cezayı ağırlıklı olarak verdiğini, kamu bankalarının sadece havuz medyasına reklam vermesini, diğer televizyonlara veya gazetelere reklam verilmemesini dile getirdiğini, daha doğrusu yönlendirildiğini, bu şekliyle kararlar alındığı ve yönlendirmenin yapıldığını, hatta bazı kamu bankaları CHP'li belediyelere bile kredi açmak istemedikleri, acaba yukarıdan şikayet gelir ve bizi görevden alırlar mı? Dolayısıyla bunların hepsini düşünmek lazım. Vatandaşın da bunu görmesi lazım. Haklısınız. Bunları diyorsunuz ki biz bu seçimi kazanacağız. Öyle. Ve anayasayı değiştireceğiz. Evet. Anayasayı değiştirmenin bir yolu daha var. Evet. Yani seçime gitmeden önce de bir yol var. Çünkü hani bir gazeteci olarak ben de görüyorum ki evet, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi de içinde bulunduğu durumdan belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi de çok memnun değil. Çünkü bu %50 artı bir evet, sistemiyle şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi adeta ayağından prangalanmış durumda, Milliyetçi Hareket Partisi. Öyle. Zaten iradesi yok şu anda. Bağımsız iradesi yok. Yani fiili bir veto tabii, hali tabii, yaşanıyor. Bir kişi kendi koltuğunu korumak için her türlü ödünü vermeye razı olursa o kişi ülkeyi yönetemez. Sayın Erdoğan'dan söz ediyorsunuz. Başka kimden söz edeyim? Hayır, yani tabii. Açık, tabii. Yani izleyicilerin tabii, evet, zihninde açıklık evet, kazansın. İç politikada da böyle, dış politikada da böyle. Evet. Sormak istediğim soru şu efendim. Adalet Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir uzlaşma ihtimali var mıdır anayasayı değiştirmek için? Yine hani sonuçta bugün anketlere göre %35 falan evet, diye gösteren anketler var Adalet Kalkınma evet, Partisi'ni. Ya yani %34 ile Adalet Kalkınma Partisi zaten tek başına iktidar 2002'de oldu. 2002'de iktidar olmuştu seçiminde. Şimdi anayasayı değiştirmenin meclisteki yollarına bakacak olursak Adalet Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy toplamları 427. Evet. Yani bugünkü sandalye evet, dağılımına göre. Evet. Yani hiç başka bir şeye ihtiyaç kalmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çözülür. Ortada ne kutuplaşma kalır ne başka bir şey kalır. Evet. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Herhangi bir şekilde sizin ve Erdoğan'ın uzlaşma ihtimali var mı? Bunun şartları nelerdir? Çünkü bu yani geriye dönüp baktığımda yine görüyorum 2003-2005 dönemindeki reformlar sayesinde evet Avrupa Birliği bize gerçekten çok büyük evet, bir hani ihanet etti. Yani öyle diyeyim öyle, çünkü sözlerinde durmadılar. Öyle. Ama onu izleyen dönemde hem siyaset hem ekonomide bir rahatlama dönemi yaşanmıştı. Evet. O olmadığı zaman kutuplaşma başlayınca da o adım adım geri gitti. Evet. Böyle bir ihtimal var mı Sayın Kılıçdaroğlu? Böyle bir ihtimalin olabilmesi için ne lazım? Erdoğan'ın demokrasiye inanması lazım. Hukukun üstünlüğüne inanması lazım. Her şey benden sorulur anlayışını bırakması lazım. Devlette kesinlikle liyakati egemen kılması lazım. Bu anlayışı ben kabul ediyorum derse reform yapılır tabii. Yani onlar geldiler de efendim biz güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Bakanlar parlamentoya gelmeli, her türlü hesabı vermeli.
efendim bütçe sorgulaması yapılabilmeli, devletin rakamları doğru dürüst açıklanabilmeli, bakan parlamentoya karşı, başbakan parlamentoya karşı sorumlu olmalı. Cumhurbaşkanlığı sadece devletin sigortası olarak sınırlı yetkilerle bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edebilmeli. Böyle bir anlayışla gelirlerse biz niye hayır diyelim ki? Ama önce bu anlayışa sahip olacaksınız. Şimdi hukuk reformu isteyen kişinin hukukun üstünlüğü kavramını içselleştirmesi lazım. Bunu yaparsa, şimdi bir partinin genel başkanı hakim tayin ediyor. Yani bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Yani bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse o hakime ben de güvenmem, başkaları da güvenmez. Çünkü onu oraya getiren tarafsız bir kişi değil, taraflı bir kişi. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne yapılan seçim gibi. Bu niyeti bünyesinde ya da ruhunda ya da düşüncesinde taşıyan kişinin Yargıtay'da oynanan bu oyunu bozması lazım. Bir dakika ya arkadaş, sen daha yeni geldin, bir kararın altında imzan yok. Seni Anayasa Mahkemesi'ne öneriyorlar. Vicdan sahibi hiçbir yargıç bunu kabul etmez. Ya orada başka adam mı yok? Yıllarını Yargıtay'a vermiş insanlar mı yok? Bu konuda gerçekten makale yazmış, kitap yazmış yargıçlar mı yok? Var. Niye onları seçmiyorsunuz? Bir kişiyiz. Talimatı üzerine seçiliyor. Ve üstelik hiçbir Yargıtay deneyimi yok. Hiçbir deneyimi yok. O açıdan bize iyi niyetle, evet, yani biz gerçekten bir uzlaşma ihtimali olabilir mi? Onlara bağlı, bize değil. Bakın biz, evet, Türkiye'nin çıkarı için ne gerekiyorsa hepsini yaparız. Bir örnek vereyim size. Buyurun. 15 Temmuz'dan sonra, galiba 16 Temmuz'du, saraya gittim. Bir kez gittim zaten. Konuştuktan sonra yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu anlattım. İlk yapılacak işin yargı bağımsızlığını sağlamak olduğunu söyledim. Erdoğan da, Bahçeli de, Binali Bey de o zaman dediler bu yargı bağımsızlığı ile ilgili bir komisyon kuralım, gerekli değişiklikleri yapalım. Tabii dedim. Ben dedim bir arkadaşımı, Sayın Bülent Tezcan, o zaman MYK üyesiydi, ben onu görevlendiriyorum. Bir alt çalışmayı yapsınlar, hı hı, sonra genel başkanlara sunulur. Uzlaşırsak sonra hep beraber bunu parlamentodan geçiririz. İki toplantı yapıldı, üçüncü toplantıya gelmediler. Bunlara nasıl güveneceğim? Neden? Gelmedi, yapmak istemediler. Hı. Erdoğan yetki almış. İstediği hakimi tayin ediyor. Efendim, Hakimler Savcılar Kurulu zaten emrinde. Kaldı ki sadece o da değil, onun avukatları aynı zamanda. Yargı camiasını onları yönetiyorlar. Şimdi, onların avukatları istediği kişiyi Yargıtay üyesi yapıyorlar. İstediği kişiyi Danıştay üyesi yapıyorlar. İstediği hakimi çağırıp fırça attırıp karar yazılmadan önce benim görmem lazım, gerekirse düzelteceğim, İki hakim de boyunlarını eğip emredersiniz diyorlar. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir anlayıştır? Sonra kalkacak bana, efendim Türkiye'de yargı bağımsızdır, anayasanın 138. maddesi. Murat Bey, İngiltere'nin yazılı bir anayasası var mı? Yok. Yok. Hiç kimse İngiltere'ye dönüp size demokrasi yoktur, sizin anayasanız yoktur diyor mu? Demiyor. Tam tersine İngiltere'yi demokrasinin beşiği olarak görüyor bütün dünya. Anayasa var mı? Var. Hiç kimse hakime emir ve talimat veremez diyor mu? Diyor. Sen emir ve talimat veriyor musun? Evet, emir ve talimat veriyorsun. Hakimler Savcılar Kurulu eğitimde hakimlerin eğitimde bir broşür basıyor. Şu davalarda diyor, nihai kararı vermeden önce bize danışacaksın diyor. Hakimin iradesine baştan ipotek koyuyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başında kim var? Adalet Bakanı. Adalet Bakanı var. Evet. Şimdi Adalet Bakanı çoğu yerlerde devre dışı bırakılan bir bakandır. Asıl Adalet Bakanlığı'nı saray adına yapan onun yardımcısıdır. Oraya atanan yardımcısıdır. Bütün kararları o verir. Yargı camiasına talimatı da o verir. Şimdi bu anayasa çalışmaları, perde arkasında anayasa çalışmaları olduğu yolunda çok iddialar var. Öyle. Sizin işte sadece İYİ Parti ile değil, Halkların Demokratik Partisi ile de bu çalışmayı yürüttü. Siz bunu
böyle bir şey yok dediniz. Yok. Kategorik olarak yani olsa yok. Deriz yani. Peki, yaptık deriz. Ya yani. Bu, peki yani o meclisin üçüncü büyük partisi bir suç mudur yani onlarla yok, konuşmak? Yok. Hayır yani olsa. Olsa. Ya biz ben Mithat Bey'i ararım belli bir şey olduğu zaman. Konuşurum Mithat Bey'le. Efendim diğerleriyle de konuşurum. Ne var yani bu meşru arkasında 6,5 milyon oy alan bir parti. Ha onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Gerçi Milliyetçi Şimdi, Hareket Partisi lideri diyor ki kapatılsın. Hatta Adalet Kalkınma Partisi'nden destek gelmeyince ona da tepki gösterdi Sayın Bahçeli. Hani parti kapatma dönemine mi artık döneceğiz yani? Şimdi bir taraftan demokrasi deyip öbür taraftan partileri kapatacağız diye yola çıkarsanız ve bu talimat yargının kendi işleyişi içinde değil de siyasi otoritenin talimatı ile yapılacaksa orada zaten demokrasi yok. Zaten parti kapatma meselesine yine Anayasa Mahkemesi'ne öyle. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı önce yazacak. Bu parti kapatılsın mı kapatılmasın mı deliller sunacak. Ondan sonra bu Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Anayasa Mahkemesi oturup karar alacak. Erdoğan kapatılmasını istiyor mu? Bilmiyoruz. Ama Bahçeli istiyor. İşte Sayın Numan Kurtulmuş hani bu konuda bir tepki gösterince ismini vermeden Sayın Bahçeli ona tepki gösterdi bu defa. Hani bana destek olunmuyor gibi. İyi, devam etsin. O zaman Cumhur İttifakı'nda ne işiniz var? Bozarsanız. Ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan'a. Medya aracılığıyla verdim. Buna sen Numan Kurtuluş üzerinden cevap verdin. Yani bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var? Ne işin var ittifakta? Ayrılacaksın. Belki de ayrılma zemini arıyor. Bahçeli çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında ciddi bir düşüş var. Ayrılmak istiyor olabilir. Yani biz tabii konuşmuyoruz. Niye ayrılsın? Efendim? Yani düşüş varsa niye ayrılsın? Hazır iktidar ortağı konumunda. Öyle. Niye ayrılsın ki o zaman? Bilmiyorum yani. Çünkü şöyle. O alana pek girmek istemiyorum ama. Devlet Bahçeli. Kabinede yer almamakla beraber. Parti olarak yer almamakla beraber şu anda iktidarı ve kadrolarını yöneten kişi. Bütün haksızlıkları da destekleyen kişi. Bütün haksızlıkları da destekleyen kişi. Yolsuzluklar karşısında ses çıkarmayan kişi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı yolsuzluklar konusunda, efendim haksızlıklar konusunda duyarlı bir partidir. Hakkını, kimsenin hakkını yemek istemem. Yani bir vatanseverliği yolsuzluk yaparak elde etmek gibi bir garabette hiç bulunmadılar. Dolayısıyla o taban vatanseverdir. Evet, o taban Cumhuriyeti seviyor. O taban aynı zamanda Atatürk'ten de yanadır. Ama yapılan uygulamalar, iktidarın yaptığı bütün bu uygulamalar bu söylediğim kuralların tamamen dışındadır. Ama Bahçeli ben destekleyeceğim diyor. Siz en çok fiziki saldırıya uğrayan siyasi lidersiniz. Öyle. Şu anda. Yani PKK sizi saldırdı. Yani suikaste öyle. Teşebbüs öyle. Etti. Öyle. Çubuk'ta şehit cenazesinde fiziki saldırıya İstanbul uğradınız. Fatih'te aynı öyle. Şekilde sonra adalet yürüyüşü sırasında evet. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir IŞİD saldırısı öyle. Bertaraf edildi. Ve mecliste. Tabii. Şimdi bütün bunların yanı sıra Alaaddin Çakıcı size alenen yani kamuoyuna açık bir şekilde hakaret dolu tehditte bulundu. Ve Bahçeli de buna arka çıktı. Öyle. Sayın Cumhurbaşkanı da hiçbir şey söylemedi. Evet. Ne hissettiniz? Benden korkuyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir tepki göstermemesine ne hissettiniz? Yani o onaylamak demektir. Benden korkuyorlar. Bunu gayet net ve gayet böyle... Sizi korkutmak istiyorlar bir yandan. Hayır efendim benden korkuyorlar. İşte saldırı falan yaparsak bu halka gerçekleri söylemez artık. Sesini keser bir yerde oturur. Ben öyle bir karakterde birisi değilim. Bir yerde bir kişinin hakkı yenmişse ben o kişinin hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Evet.
Burası sıradan bir parti değil ki. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Köklerinde adalet var, hukuk var, insan hakları var. Bütün bunları köklerinde taşıyan ve büyütmeye çalışan bir partinin genel başkanı 3 tane 5 tane çapulcu saldırdı diye veya bir terör örgütü saldırdı diye veya bir mafya bozuntusu efendim çıktı şunu söyledi diye biz davamızdan, Türkiye sevdasından vaz mı geçeceğiz? Geçmeyiz. Korkuyorlar. Korktukları için saldırıyorlar. İstedikleri kadar saldırsınlar. Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben şunu söylemiştim. Türkiye'de vatandaşın bir sorunu varsa biz dile getireceğiz. Ama bize karşı saldırılar olacak. Bizi susturmak isteyecekler. Eğer bu ülkede biz bunları dillendirme sonucunda saldırıya uğrayacaksak ve bir bedel ödenecekse o bedeli önce siyasiler olarak biz ödeyeceğiz. Bunu söyledim. Siz bunu diyorsunuz. Cesurca bir tutum alıyorsunuz. Evet. Ama bir yandan da partinizin kendi partinizin içinden ve diğer muhalif kesimlerden yeterince sert muhalefet yapmamakla suçlanıyorsunuz. Evet. Yani sizi pasif buluyorlar. İşte kitleleri harekete geçirmemekle suçluyorlar. Evet. Bu eleştirilere ne diyorsunuz? Şöyle. Hatta özür dilerim. Hatta sizi sağa kaymakla yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte sosyal demokrat çizgiden daha sağa çekmekle de suçluyor parti içinde belli kesimler. Yani şöyle bizim partide demokrasi var. Beni eleştirdi de hiçbir arkadaşıma niye beni eleştirdin demem. Hatta bizim yaptığımız bazı toplantılarda benim en değerli üyem rahatlıkla beni eleştiren ve benim eksikliklerimi bana söyleyen kişidir. O gerçek anlamda bir CHP'lidir derim. Ve bizim diyelim ki parti meclisi toplantılarında, diğer toplantılarda merkez yönetim kurulunu eleştiren arkadaşlara, diğer arkadaşlara belli konuda bir süre veriyoruz. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika gibi. Bu arkadaşlara asla müdahale etmiyorum. İstedikleri kadar konuşuyorlar. Çünkü onlar da bu partide demokrasinin olduğunu içselleştirsinler diye. Bir başka konu, tabii saldırılar olacaktır. Bu sadece bana yönelik değil yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün genel başkanlarına saldırılar olmuştur. Bülent Ecevit'e de olmuştur. Hatta kurşunlar atılmıştır. İsmet İnönü'ye. Tabii. İsmet İnönü'ye taş atılmış, kafası yarılmıştır. İftiralar atılmıştır. İsmet Paşa asker kaçağı diye. Tabii bir sürü şeyler var bunlar. Ama bunlar dediğim gibi şöyle belli merkezlerden talimat alıp o talimatın gereğini yapanlar. Bakın bu mafya bozuntusunun hakaret içeren tweet'i dolayısıyla hala bir cumhuriyet savcısı cesaret edip onu çağıramıyor. Suç duyurusunda bulundunuz. Bulunduk. Ama normalde bir şey yok yargının harekete geçmesi lazım. Yani savcının hemen harekete geçmesi lazımdı. Şu anda savcıların en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Buyurun siz kim söyleyin. Kim çağıracak ifadesini almaya? Ve nasıl davet edeceğiz? Neyse kendisi söyledi. Davet ederlerse gideceğim dedi. Ama davet etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Hani hukuk reformu yapacaklardı. Bu mudur hukuk reformu? Ve bizim cumhuriyet tarihinde ilk kez. Siz mesela özür dilerim kestim sözünüzü. Mesela siz Adalet Bakanı'na telefon açıp arkadaş ne oluyor diye. Demem. Bunların gerçek yüzünü halk görsün diye. Demem. Onların gücü yetmiyor. Ne dedim? Adalet Bakanı'nın gücünü kullanan, onun yardımcısı olarak onu kontrol için gönderilen kişidir. Bu şey konusuna dönelim. Sert muhalefet yapmıyor konusuna. Yok. Çünkü ben şöyle, kavgacı bir insan değilim. Ama gerçekleri bütün ayrıntılarıyla toplumun önüne koyarım. En çok da AK Partililere hitap etmek isterim. O partiye oy vermiştir. 18 yıldır oy vermiştir. 18 yılın sonunda 10 milyonu aşkın işsiz çıkmıştır ortaya. AK Parti'nin tabanını büyük ölçü. Orada ikili bir taban var. İkili. Çok yoksullar ve varsıllar. Neredeyse milyarlarca dolarlık ihaleyi 5 firmaya verdiler ya. 5 firma ya. Dünyadaki klasmana girdiler bunlar. Türkiye'ye ilk 10 ülke arasında. Yani
kamu ihalelerinin en çok verildiği şeyleri ilk 10 belli kişilere verildi. Belli kişilere verildiği. Tabii. İlk 10'da 5 işte, şeyimiz var. Tabii beşli çetemiz şirketimiz var. Tabii şimdi. Beşli çetemiz var evet. Biz bunları biliyoruz. Bakın o insanlara, o insanlar dolar arttıkça seviniyorlar. Avro arttıkça seviniyorlar. Çünkü bütün işleri dolarla. Bütün işleri. Ve ödeme garantisi. Var. Ödeme garantisi de dolarla. Ve bir de dolara sağladıkları imkanı Türk lirasına hiç sağlamadılar. Yerliyiz ve milliyiz diyorlar. Yerli oldukları doğru ama kesinlikle milli değiller. Kemal Bey, konu açıldı. Şimdi bazı tahminlere göre 100 milyar dolardan fazla. Bazı tahminlere göre işte 130 milyar dolar filan. Tam rakamını bilemiyoruz. Evet. Ama daha önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde doları 7 liranın altında tutabilmek için bu para harcandı. 128 diye. Milyar dolar. 128 milyar dolar. 128 milyar dolar. Evet. Sizin rakamlarınız neye dayanıyor? O çevrelerden aldığımız bilgiler. Anladım. Şimdi bakan gitti. Başka bakan geldi. Dolar şimdi 8 liranın altına düştü diye çok seviniyoruz. Evet. İşte 7.76 idi bugün zannediyorum. En son baktığımda öyleydi. O civarda seyrediyor. Peki o para nereye gitti? Öyle. Ve o paranın nereye gittiğini hani parlamento araştırsın. Önerge verdik. Bu paranın nereye gittiğine dair oturup bir araştırsın bu parlamento. Fakir fukaranın hakkını korusun bu parlamento. AK Parti ve MHP reddetti. Araştırılmasın dedi. Düşünebiliyor musunuz? Siz soyulan bir merkez bankasından 128 milyar doları kime sattınız? Kim aldı bu paraları? Kim bu talimatı verdi? Sordum. Esnaf mı aldı? Hayır. Çiftçi mi aldı? Hayır. İşsiz mi aldı? Hayır. Ev kadınları mı aldı? Hayır. Gençler mi aldı? Hayır. Kim aldı 128 milyar doları? Ve neden? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk gerçekleşti. 47 milyar dolar eksi bakiye var Merkez Bankası'nda. Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı, şimdi İyi Parti milletvekili. Öyle. Meclis kürsüsünde siz de izlemişsinizdir. Dedi ki ben 35 yıl burada görev yaptım. İlk defa görüyorum ki eksiye düştük. Düştük, evet. Yani herhalde o 70 sente muhtaç olunduğu zamanlarda bile olmayan bir durumdan söz ediyoruz. Kimsenin hakkını yemek istemem. Merkez Bankası bizim çok saygın kurumlarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygın kurumlarından birisidir. Merkez bankalı olmak bir ayrıcalıktı ve Merkez Bankası'nın kendi kültürü vardı. Hiçbir zaman bir milletvekili ya da dışarıdan birisi böyle gelsin elini kolunu sallayarak Merkez Bankası'na başkan olsun. Dediğim gibi çok iyi yetişmiş kadroları var. O kadrolar dünyayı yakından izliyorlar. Alınması gereken önlemleri alıyorlar. İlk yaptıkları iş bağımsızlığını kaldırmak. Merkez Bankası'nın görevi neydi? Enflasyonla mücadeleydi. Enflasyonla mücadele konusunda başarısız olursa alırsınız. Buna kimse itiraz etmez. Ama siz Merkez Bankası'nın kullanacağı araçlara müdahale ediyorsunuz. Ya faizin yükselmesi lazım. O zaman seni görevden aldım. Neye göre? Ben enflasyonu düşürmek istiyorum. Sonra ne oldu? Geldiler. Efendim işte biz faiz lobisine karşı Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz. E hadi buyurun, yenildin. Hangi Milli Kurtuluş Savaşı? Hangi Milli Kurtuluş Savaşı? Türkiye Varlık Fonu'nda ne oluyor biliyor musunuz Allah aşkına? Valla biraz takip etmeye çalışıyorum. Evet. Yani tam şeffaflık olmadığı için etmeye çalışıyorum. İki kez uluslararası ihaleye çıktı. Kimse para vermedi. Evet. Şimdi o kurumların, varlık fonu içindeki kurumların eğer sermayelerinde bir azalma olursa genel bütçeden karşılanacak. E bu kurumlar kar edecekti hani. Evet. Niye genel bütçeden? Evet. Niye vatandaşın vergisini alıyorsun da zarar eden bu kurumlara veriyorsun? Kemal Bey, siz 2019'da aslında 2018'de ama hani sonucunu 2019'da aldınız. Bu yerel seçimlerde. Evet. Bir ittifak siyaseti geliştirdiniz. Sayın Meral Akşener'le birlikte. Evet. O
ittifak siyasetiyle işte bütün büyük şehirler, bütün demeyeyim, evet, çoğunu aldınız, evet, ama bunların Türkiye nüfusunun yarısını, önemli olan İstanbul, evet, Ankara, işte İzmir zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Adana, Mersin. Adana, Mersin, Antalya gibi, evet, pek çok büyük şehri aldınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra bu belediyeler, siz en çok hangi alanda kendinizi rahat hissettiniz? Yani meğer neden o kadar önemliymiş? Yani oraların, yani İstanbul, Ankara, bunlar ülke büyüklüğünde şehirler. Ülke büyüklüğünde İstanbul şehirler. İstanbul Yunanistan'dan büyük. Evet, yani Ankara'da hani 5 milyon tabii diyoruz ama 5 milyonluk kaç tane ülke var Avrupa'da tabii, yani şey. Öyle. Şimdi ilk farkı nerede gördünüz yani? Başka türlü bir soru soruyorum şimdi, tamam, size. Tamam, ilk fark şöyle. Belediye başkanlarıyla yaptığımız bir toplantıda ya da ilk toplantıda onlara 7 maddelik bir kural belirledik. 7 madde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu çerçevelettik. Bunu odanıza asacaksınız dedik. Bunu haftada bir kez de okuyacaksınız. 1. Halka hesap vereceksiniz. Çünkü halkın parasını kullanıyorsunuz. Yaptığınız harcamaların hesabını vereceksiniz. Böylece herkes şunu anlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda bizim ödediğimiz vergilerin nereye gittiğini bize gösterecekler. Saydam şey. 2. İhaleleri kapalı kapılar ardında yapmayacak. Açık ihale yapacaksınız. Açık ihale. Dolayısıyla vatandaş şunu anlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde öyle yolsuzluklar, ihaleler üzerinden yolsuzluk falan yapılmayacak. Her şey saydam olacak. Herkesin hakkı, hukuku korunacak. Devlet birilerini zengin, birilerini fakir yapmayacak. Devlet objektif yapacak. Bir yatırım 100 liraya yapılıyorsa 10 lirada kar verirsiniz, 110 lira olacak. Dolayısıyla siz onu 500 liraya yapamayacaksınız. Birilerinin seçimini finanse etmek için birilerine özel olarak ihale vermeyeceksin. Böyle 7 kuralımız, evet, vardı. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacaksınız. Bize oy vermedi diye efendim ben bu mahalleye hizmet götürmeyeyim demeyeceksiniz. Performanslarını nasıl buluyorsunuz? Ölçüyor musunuz belediyelerin performanslarını? Mesela yarın yeniden belediye seçimi olsa bu şehirleri kazanabilecek durumda mısınız? Öyle, evet, mi daha yüksek yani? Daha yüksek oyla kazanacağız inşallah. Bu konuda düzenli aralıklarla performans yoklaması yapıyoruz. Şimdi şunu da söyledim. Buyurun. İktidar sizi engelliyor. Ben bunu biliyorum. Engellemeye de devam ediyor. Ben bunu da biliyorum. Ama sakın şikayet etmeyeceksiniz. Hiç şikayet. Çünkü şikayet ettiğiniz andan itibaren ya bunlar bir şey yapamayacak galiba algısı beslenir. Biz bütün engelleri aşacağız. Ve bu halka hizmet götürmeyi hiç kimse engelleyemeyecek en son, diyeceksiniz dedim. Ekrem İmamoğlu dedi ki işte biz metro için başvurduk ama vermediler. Evet. Kredi diye bir izin vermedi. Belediye yasal, evet, olarak belediye meclisine gitmesi lazım. Belediye meclisine gerekçeyle, hangi gerekçeyle istedikleri. Bakın bizim belediye başkanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kamu bankalarının aldığı kaynaktan, yani krediden daha düşük faizde kredi buluyorlar. Evet. Bu ne anlama geliyor? Belediyelere güvenilirliği daha fazla. CHP'li belediyelere güveniyoruz ama biz Erdoğan'a, onun hükümetine ve kamu bankalarına güvenmiyoruz. Çıkıyor. Demek ki biz çok daha düşük, çok daha iyi olanaklarla Türkiye'ye kredi getiriyor, dolar getiriyor, döviz getiriyoruz, yatırım yapıyoruz. Orada binlerce kişi çalışacak ama buna engel oluyorlar. Nasıl aşacaksınız? Ama biz bunu aşacağız. Nasıl aşacağız? Aşacağız. Onun yolunu, yöntemini biz hepimiz bildik. Kendi aramızda konuştuk. Şimdi ben izin verirseniz bu konuya girmeyeyim. Peki. Ama aşacağız. Ben aşacağız. İzin verirseniz bu konuyla ilgili başka bir bakın noktaya... bir şey söyleyeyim. Buyurun. Tabii. Şu anda pandemi sürecinde o süreci yaşıyoruz. İşte. Evet. Bizim belediye başkanlarımız en küçük beldeden en büyük büyükşehir belediye başkanına kadar. Hepsi tarih yazdı. Hepsi ama. En küçük belediye. Bunlar 5 maskeyi dağıtmak için haftalarca, aylarca uğraştılar. Nasıl dağıtacağız diye. Biz AK Partili belediyelerin olduğu yerlere de istedikleri kadar maske yapıp gönderdik. Üstelik bedava. Bedava yaptık biz bunu.
Sadece onu mu? Hayır. Dezenfekte işi. Ya okulu dezenfekte edeceğiz. Okul müdürü telefon ediyor. Gelin okulları dezenfekte edin diye. Vali engelliyor. Niye? Gerekçesini? Gerekçe CHP'li belediye başkanı. Yani gösterdiği gerekçe ne? İşte ha, gösterdiği gerekçe efendim biz kendimiz yaparız diyor. Yapılıyor mu? Hayır. Hayır. Ben son şu teklifte bulundum. Dershaneye ihtiyaç var. Bize arazi gösterin. Yani yer gösterin kentte. O dershaneleri biz yaparız ve size 2 ay içinde teslim ederiz. Yer göstermediler. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 400 mü toplam 400 belediyesi mi var? Ne, evet. Kaç o civarı? Evet. Kaçında şey var? Kadın sığınma evi mesela. Çünkü bu Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu. Öyle. Cinsiyet eşitliği çok büyük bir sorun. Kadına ve çocuğuna şiddet çok büyük bir sorun. Hatta Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyelerde evet. de bu sorun çıktı. Onu ayrıca soracağım yani ne evet. tür tepki gösterdiniz, ne yaptınız diye. Peki bu belediyeler mesela bunu yapamaz mı? Kendi bünyesinde kaçının diyelim şiddet gören kadına, çocuğuna korunma imkanı var? Şimdi bizim belediyelerimizde kadın sığınma evleri var yasal evet. deyimi itibariyle. Bu kadınların o sığınma evinin adresi falan topluma verilmiyor. Şiddete uğrayan kadınlar orada korunuyor. Bazen çocuklarıyla beraber evet. Kalıyorlar. Bazen yalnız kalıyorlar. Orada arkadaşlarıyla beraber bulunuyorlar. Bir sorun yok. Bazı küçük belediyelerimizde kadın sığınma evleri yok. Onlara da söyledim. Eğer imkanınızı zorlayın, kadın sığınma evleri yapın. Şiddete uğrayan bir kadın varsa en azından sığınacak bir yerim olsun diye. Kreş açmalarını istedim. Çünkü kadının kentte rahat akrabalarını, dostlarını, düğünleri, taziyeleri veya kadınların malum belli aralıklarla kadınlar günü falan oluyor ziyaretlerde falan. Bunun için kreş açın. Anne güven içinde çocuğunu kreşe bıraksın. En azından taziyeye gider, düğüne gider, akrabalarına i̇şine gider, işine gider. Gider. Bunları yapın diye. Yoksul mahallelerden başlayın dedim. Böylece CHP'nin farklılığı da görülsün. Yoksul mahallelerden başlayın. Efendim yoksul mahallelerde oy ağırlığı AK Parti'ye çıkmışsa hiç önemli değil. Oraya yapın dedim. Ve onlar da şunu görsünler. Ya CHP hiç düşündüğümüz gibi değil. Çünkü şu propagandayı yapıyorlardı. Sakın ha oy vermeyin. Gelirse sosyal yardımları keser. Bu algı tamamen bitti. Tam tersine sosyal yardımlar arttı. Şu taciz meselesine gelelim. Yani son zamanlarda epey bir haber çıktı. Evet. Ne gibi bir tepki gösteriyorsunuz bu şeye? Yani bir ne bileyim hani ilişik kesme ya da suç duyurusu ya da ne tür bir bu oldu. Yani böyle bir duyum ya da böyle bir ihbar geldiğinde şikayet geldiğinde örgütlerden sorumlu olan arkadaşımız derhal oraya bir genel başkan yardımcısını gönderiyor. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız. O gidiyor. Taraflarla konuşuyor. Eğer tacize uğrayan kadın ona soruluyor. Avukat desteği ister misin? Psikolojik destek ister misin? Parti olarak biz bunu derhal sağlarız diye. Öbür kişinin parti üyeliğini askıya alıyoruz. Onu da soruşturuyoruz. Nedir olay, vaka nedir, ne değildir diye. Eğer kadının tacize uğradığı ve gerçekten de bu işi yapan birisi varsa partiden uzaklaştırıyoruz. Daha sonra partiden atılmak üzere de işlem yapıyor. Çünkü hani partiden atmanın ayrı bir prosedürü evet. var. Bu konuda hiçbir işlem karşılıksız kalmamıştır. Ya da bize gelen hiçbir şikayet karşılıksız kalmamıştır. Ama efendim işte siz çıkın açıklama yapın. Şimdi tacize uğrayan kadın isminin deklare edilmesini istemiyor. Benim bir çevrem var, benim bir ailem var diyor. Dolayısıyla bunu deklare eder. İsteyen doğru. vardır, istemeyen Tabii, vardır. Biz evet. bunu yapıyoruz zaten. Yapıyoruz. Asla izin vermeyiz ve zaten vermek bizim kültürümüzde de yoktu. Böyle bir olaya nasıl izin verirsiniz? Evet. Şimdi parti içinde herkes istediğini söylüyor dediniz. Evet. Burada hatta işte pek bir parti kalmadı artık genel kurullarında.
ya da kurultaylarında evet. aday çıkan. Evet. Şimdi Muharrem İnce konusuna geleceğim. Hı. Muharrem İnce sizin Cumhurbaşkanı adayınızdı. Evet. Yani tamam seçimi kaybetti ama Cumhurbaşkanı tabii. adayınızdı. Şu anda ipleriniz hani kopmak üzere gibi görünüyor. Çünkü ayrı bir işte Memleket Hareketi diye bir hareket başlattı ve hani ayrı bir parti kurulabilir diyor. Size geçen gün soruldu. Siz dediniz ki ne yapayım beğenmiyorsa gider gibi. Ben yanlış anlamış olabilirim. Düzeltin evet yani buna lütfen. Benzer. Yani parti kurmanın nereye kuralları vardır. Yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Konuşmuyor musunuz? Hiç ara sıra konuşuyorsunuz galiba. Bir dönem konuşuyorduk. Cenazede mi karşılaştınız? Böyle evet, bir şey oldu. Evet. Evet. Bir cenazede yan yana durduk zaten. Evet. Orada kısa bir konuşmamız oldu. Onun dışında yani bir görüşmemiz hiç olmadı. Şunu kabul etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi efendim ben küstüm partiden ayrılıyorum. Ben kızdım partiden ayrılıyorum. Şu kişi olduğu için ben asla bu partiye gitmem. Böyle düşünmek doğru değildir. Böyle diyorum. Parti büyük bir partidir. Köklü bir partidir. Dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Bakın bu partinin uzun süredir hayatta kalması, bakın siyasi partilerin tarihine baktığınız zaman ayakta kalan parti kalmadı. Çünkü onlar lider partisiydi. Biz kurumsal kimliği olan bir partiyiz. Sosyal demokrat bir partiyiz. Vatandaşın hakkını, hukukunu koruyan bir partiyiz. İnsan hakları konusunda duyarlı bir partiyiz. Bu az önce söylediniz, ben de söyledim, insan haklarından sorumlu arkadaşımızı da görevlendiriyor, derhal gidiyor. Partili olmayan ama tacize uğrayan kadınların da haklarını savunuyoruz. Oraya milletvekilleri görevlendiriyoruz, gidiyorlar. Kadının maddi durumu iyi olmayabilir, istiyorsa avukat desteği verebiliriz. Bunların herhangi bir o kadının para ödemesine de gerek yok. Biz bunu sağlıyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları yeni bir hareket başlattı. Yaşama hak diye. Dolayısıyla taciz konusuna hat açtılar, özel bir telefon hattı açtılar. Türkiye genelinde bu telefon her an, her noktadan her kişi arayabilir. Avukat desteği istiyorsa Hakkari'de, Hakkari'ye, Edirne'de istiyorsa Edirne'ye, psikolojik destek istiyorsa efendim Iğdır'dan, evet Iğdır'dan İzmir'e. Bütün bunları yapıyoruz. Ama düşünün insan hakları konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzu. Bunları yaparken bir parti ayrımı falan da yapmıyoruz. Muharrem İnce'den bahsediyorduk. Sonra şey de bir parantez yani niye hala kadınlar kolunuz var onu da merak ediyorum. Çünkü hani erkekler kolunuz yok. Hani kadınlar yani aynı bünye içinde olması gerekmez mi bu cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği? Şöyle siyasi partiler yasası buna izin verdiğinden ve bir geleneksel yapı olarak ortaya çıktığı için kadınlarla ilgili şunu da ifade edeyim. 306 kadın derneğiyle bir Zoom üzerinden görüşme yaptım. Şu soruyu sordular bana. Sizde cinsiyet kotası var. %35. Neden uygulamıyorsunuz bunu? Şimdi seçim yapıyoruz. Diyelim ön seçim yapıyoruz. Çıkmadı bu kadar kadın. Birisi daha az oy aldı. Şimdi biz bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu kabul etmesi lazım. Cinsiyet kotamızı. Ama Yüksek Seçim Kurulu diyor ki o sizin iç işleminiz diyor. Yasada böyle bir uygulama yok diyor. 306 kadın örgütüyle konuştum dedim ki biz siyasi partiler yasasında cinsiyet kotasının olması gerektiğini ve bu gereğin de altını çizerek bir kanun teklifi hazırladığımızı ve dolayısıyla da bu kanun teklifine sizin destek vermenizi isterim dedim. Böylece her siyasi parti parlamentodaki üye sayısının en az %35'i cinsiyet kotasından gelecek. Kadın kotası demiyoruz. Cinsiyet kotası olarak gelecek diyoruz. Dediler ki %50 olsun. Nüfusun %50'si kadın. Olur dedim siz istediyseniz. Eğer bunu istiyorsanız samimi olarak ve bu teklifin arkasında duracaksanız biz teklifi hazırlayacağız. Size göndereceğiz. Ama aday yok diyorsunuz. Efendim? Yok hayır aday var. Teklifi hazırlarız. Böylece bütün siyasi partiler mecburen buna uymuş olacaklar. Standardını, kurallarını koyarsınız. Parlamentonda yarısı kadın olur. Veya yarısı erkek olur. Kemal bunu Bey. Söyledim. Onlar
biz size destek vereceğiz dediler. Biz onu gönderdik, şimdi bekliyoruz sonucunu. Şu şey, Muharrem İnce konusunu bir son şeyinizi alalım. Çünkü konu dağıldı. Sonra 10 puanlık soruya geleceğim. Ha, ben hiç kimsenin siyasi tercihlerine müdahale eden bir insan değilim. Partide çalışırsa başımızın üstüne, partili kimliğini sürdürürse başımızın üstüne, ben ayrılacağım diyorsa da kendi tercihidir. Ben hani gidip aman sakın ayrılma değil yani, ki insanların siyasi tercihlerine ha gel partiye oy ver derim ben bütün vatandaşlara. Evet. Ama gel illa bizim partide dur, o doğru değil. 10 evet. puanlık soruya geliyoruz. Evet. Şimdi mecliste yine bütçe görüşmeleri sırasında bir sözünüz kesildi ya da müdahalede bulunuldu. Evet. Adalet Kalkınma Partisi saflarından işte aday ol evet, dendi. Evet. Siz de dediniz ki aday olup olamayacağımı, olmayacağımı değil, olamayacağımı size kim söyledi? Evet. Dediniz. Sonra ısrar edince dediniz ki ben tek adam rejimine karşıyım. Millet İttifakı var. İttifakımız evet. belirleyecek. Şimdi iki sorum var. Bir, aday olmak istiyor musunuz? Çünkü Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ben çok memnun olurum. Keşke olsa. Evet. Yani bir. Hakkıdır dedi. Hakkıdır ama evet. çok da memnun oluruz biz. Çok da memnun biz. Olurum yani dedi. Evet. Neden böyle dedi sizce? Sizce neden böyle dedi? Başka söyleyeceği bir şey yok. Ne diyecek? Sakın aday olmasın diyebilir mi? Ama yani gerçek bir şeyle, memnuniyetle bunu evet. Dile getirdi. Evet. İkincisi, ittifaka adres gösterdiniz. Bu konuyu, sizin aday olup olmamanız konusunu ya da Meral Hanım'ın aday olup olmaması evet. konusunu hiç Meral Hanım'la konuştunuz mu? Güzel. Birincisi şu. Bir ittifak yapmışsanız, siz bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz. Karşı tarafta, yani Cumhur İttifakı'nda demokratik kültürü yok zaten. İtaat kültürü var. Dolayısıyla Erdoğan ben aday olacağım dediği andan itibaren her şey duruyor. Akan sular duruyor. İkinci bir aday çıkabilir mi? Asla çıkamaz. Çünkü herkes aklını ve emeğini Erdoğan'a borçlu olduğunu düşünüyor. Geleceğini de Erdoğan'a borçlu olarak düşünüyor. Dolayısıyla ben bağımsız olarak ben de Cumhurbaşkanı adayı olabilirim dediği andan itibaren kapının önüne konulacağını da biliyor. Siyasi hayatının biteceğini de görüyor. Tek adam rejimlerinin kuralı budur. Bu sadece Türkiye özgü değil. Peki gelelim size. İkinci şeye gelince. Evet, Millet İttifakı olarak eğer olay Cumhurbaşkanlığı seçimi süreciyle girer ve gelirsek elbette bu ittifakı oluşturan siyasi partiye bir araya gelirler. Henüz konuştunuz mu? Hiç Hayır. bir konu aranı? Hayır. Konuşmadık. İstiyor çünkü, musunuz peki? Konuşmayı mı? Hayır. Konuşmayı Hayır, istiyorsunuz. Ona ben karar vermem. Ona ben karar. Siz... Ona bizim millet. Şimdi bakın. Bir, Millet İttifakı'nın liderleri olarak şu, oturacağız. Şunu düşüneceğiz. Bir, tek bir adayla mı yola çıkacağız? Yoksa her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Şimdi siz bunu netleştirmeden ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım derseniz o zaman siz ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlayan kişi olursunuz. Bu doğru değil. İki, Cumhurbaşkanlığı sembolik olacak. Sembolik olacak. Ama biz şu anda yapacağız. Değil. Önce Hayır, efendim, seçim bak, kazanacaksınız ya da anayasayı değiştireceksiniz tabii, ki. Tabii. Anayasayı değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı gerçekten tarafsız bir konuma getireceğiz. Öyle bu kadar yetkiler falan bir kişiye verilmez. Denetimsiz üstelik bütün bu yetkilerin tamamı. Alıp şu anda Ziraat Bankası'nı Katar'a veya İsrail'e veya Japonya'ya 1 liraya verebilirler. 1 liraya. 1 liraya. Bunun hiçbir hesabının da sorulacağı hiçbir yer yok. Sadece ahlaki olarak, vicdani olarak sorabilirsiniz. Tıpkı tank baleti verdikleri gibi. Sıfır bedel. Sıfır bedel. Al tank baletin şu kadarlık hissesi Katar ordusuna aittir. Ben o tank baleti fabrikasına giremiyorum. Devlet sırrı vardı ya. Ama Katarlılar hepsini biliyorlar. Evet. Siz bir de ordunun evet. sırrını başka bir yere veriyorsunuz. Şimdi yani. Sizin tabii bu adaylık konusunu olup olamayacağımı nereden biliyorsunuz demeniz bir herkesi heyecanlandırdı. Çünkü daha önce bu konuda hiç konuşmamıştınız. Tabii. Onun için söylüyorum. Ya biz kendi aramızda konuşmadık. Böyle bir o şey olmadı. Sen nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsun sen?
Onlar bana o bütçe görüşmesinde insicamı dağıtmak için acaba nerede bunu susturabiliriz, nerede zor duruma sokabiliriz diye böyle bir arayış içindelerdi. Pek çok şeyde de müdahale edildi. Şimdi ben devlette 27,5 yıl çalışıp arkasında bir nokta kadar leke bırakmayan bir insanım. Bakın 27,5 yıl çalışıp ki bunun büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı'nda arkasında leke bırakmayan tek kişiyim. Benim görev yaptığım bütün süre içinde görev yaptığım kurumlarda müfettiş orduları görevlendirdiler. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Tek kuruş bile bulamadılar. Bulamazlar zaten. Boğazınızdan haram lokma inmediyse cesur olursunuz, kararlı olursunuz, düşüncelerinizi söylersiniz. Trump mal varlığını araştıracağım diye bir köşeye çekilmezsiniz. Aman inşallah böyle bir şey başıma gelmez. Araya bir sürü aracılar koyup da aman bunu durdurun demezsiniz. Çünkü siz o zaman o egemen güçten gelen her talimatı yapmak zorunda kalırsınız. O nedenle Türkiye için Erdoğan bir şans olmaktan çıkmıştır. Programın sonuna doğru geliyoruz. Özel biz olarak geliriz. Söylemek istediğiniz bakın, bir şey varsa bakın, buyurun. Bakın biz geliriz bir araya. Neyi konuşacağız? Cumhurbaşkanlığından önce ilkeleri konuşacağız. Biz geliriz bir araya derken Erdoğan'la mı? Hayır. Millet İttifakı olur. Anladım. İlkeleri konuşacağız. Bu Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Görevleri nasıl olmalı? Cumhurbaşkanı getirirsiniz, Cumhurbaşkanı yaparsınız. Seçildi, kazanır. Ya bu kadar yetki var, ben en iyisi bunu sürdüreyim. O zaman vatandaşa verdiğimiz sözler ne olacak? Siz bu ilkeleri belirlemeden. Bakın, siyasette ilkeler yoksa belli kişilerin, belli kurumların ve belli ülkelerin dinamiklerini sizi yönetmesine olur vermişsiniz demektir. Biz öyle hareket etmeyeceğiz. Bizim temel amacımız bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. En büyük arzu vatandaşa da şunu vaat edeceğiz. Büyük bir ihtimalle bunu konuşmadım ha. Şunu vaat edeceğiz. Bize oy verin. Niçin biliyor musunuz? Bizi istediğiniz gibi eleştirme özgürlüğünü size vaat ediyoruz. Önemli bir konu bu. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Çok teşekkürler. Sorularımızı cevapladınız. Evet. Birkaç konu daha kaldı ama artık onu da inşallah başka bir zamana bırakalım. Evet. Çok teşekkürler. Bugün sizin doğum gününüzdü. Tekrar kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu bir yaş dilerim. Sağ olun. Yeni bir programda yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın efendim.